Merhabalar efendim, yeniden karşınızdayız. Merhaba. Tekrardan hoş geldiniz Hoş diyoruz. Konsey geldiniz. olarak sizleri selamlıyoruz. Bateride Görkem, Aynat ismiyle kendinizle karşı karşıya sizlerle. Ne diyelim Murat'ına? Bas gitarda Elektro Murat'an. ver beni Deyip elektro. solistimiz Giriş dış Eda. enerjisi yapıyoruz. Dıdım. Solistimize daha diyoruz ve arkadaşlar lafı dolandırmıyoruz. Artık 5. haftadayız ejderhalarla alakalı ve bazı şeyleri zaten artık fıs 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 diye geçeceğiz. Ancak Görkem'in hazırladığı, sizler için hazırladığı siyah ejderhalarla alakalı konu başlıklarını çok böyle bir özet geçeyim. Güçleri nelerdir? Görevleri nelerdir? Neltanyons Lair, yani sığınakları, evleri nerelerdir? İhanet sonrası human formuna geçmeleri, human formları şey yapmayayım, uzatmayayım. Aspekt olarak başlangıçları, yani ilk olaylar ki bazı çok pek çok ortak noktaları var zaten bir önceki yayınlarla onların da. Neltaryon'u tutacağım söylemeyeyim bunu da. Deathwing'in zırhı çünkü Spoiler. hani konunun başlığı direkt konu olmuş. Ya bilmeyen de yoksa artık yok ya. Evet. O yüzden şey yapalım. Onyx Seven Eferyan, Abyssian ve günümüze doğru geleceğiz tabii ki. Rathian'ı uzun uzun konuşacağız. Bu tarz introlarla neden böyle ağzımı yaya ya işte hızlı hızlı konuşmaya çalışıyorum? Bu tarz introlarla fazla vakit kaybetmeyip bir an önce Görkem'e söz hakkı verip ansiklopedik bilgiyi alıp daha fazla teorisel muhabbet yapabilelim diye uğraşıyorum arkadaşlar. O yüzden beni mazur görünüz ve Görkem abi sen de beni mazur gör ve başlamanı rica edeceğim. Orada mısın abi? Evet. Burada bir anda tıkandım. Ya tabii şimdi aslında özette geçiyoruz ama son bölüm olduğu için biraz böyle hızlı geniş özet geçelim. Çünkü aslında siyahların tabii ejderhaların kara koyunu, kötü çocuğu olmasından dolayı konu çok, konu başlığı da çok, ünlüleri de çok. O yüzden yani hızlı hızlı hepsine değinelim. Detay ve böyle alt hikaye çok da bilinmeyen kısımları ben size uzun anlatayım. Şimdi tabii ilk baştan ilk bölümde ejderha yani Warcraft evrenindeki ejderhalar nedir, ne yapar, işte neden bunlar var onları anlattık. Kısaca işte bu ejderhalar aslında proto dragonlar ve eskiden işte yabani hayvan gibi takılırken işte yarı bilinçli. Bunlar sonradan işte Galakrond'a karşı savaşlarında Tyr ile tanışıyorlar. Titan koruyucu. Ve işte Tyr bunların aslında ne kadar faydalı ve işte yarı bilinçli de olsa işte işe yarayan yaratıklar olduğunu, gezegeni korumak için kullanabileceklerini görüyor ve ondan sonra Titanlar işte her birini kendi güçlerine göre güçlendiriyor. Tabii bugün işleyeceğimiz olan siyahlar da aslında ilk başta iyiler. Ve görevleri toprağı ve altındakileri korumak. Toprak deyince ilk başta küçük gibi geliyor. Zaten kitapta gücü verilirken Neltarion'a bizzat şey de diyor bunu. Neydi? Kazgorod da diyor. Diyor ki yani sana verdiğim güç diğerlerine göre küçük gözükebilir. İşte bir tanesine zamanı korumak, bir tanesine hayatı korumak, işte birine Emerald Dream'i korumak, birine de büyü koruma için gerekli güçler verildi. Ben sana toprağı koruma gücünü veriyorum. Ama toprak aslında bütün yaşamın geldiği ve gideceği yerdir ve yaşadığınız gezegeni oluşturan ana maddedir diyor ve işte Neltarion'a bu gücü verirken o yüzden bunun önemini bu şekilde belirtiyor. Bu da şu yüzden önemli. Siyahlara verilen güç sadece toprak ve yüzey değil, gezegenin içini de kapsıyor ve bu işte dışarıda işte ejderha olarak görüntülerinde sadece işte magma üflemek ve işte daha sonradan da Shadow Flame üfleyebiliyorlar. Bunları kullanmak dışında ayrıca toprakta olan şeyleri ve işte değişiklikleri, gezegenin yüzeyini etkileyecek işte olayları hissedebiliyorlar ve buna da işte aynı diğer ejderhalar gibi yerine göre olmadan müdahale edebiliyorlar korumak için. Tabii bunun şöyle bir dezavantajı var. Azeroth'un üstünde Old God'lar olduğu için ve bu Old God'lar da çoğunlukla gezegenin iç taraflarında hapsoldukları için hapis yerleri hep toprağın altında ve
ne kadar hapis olsalar da dışarıya bir etkileri ve müdahaleleri var. Bunu ilk başta tabii Titanlar çok önemsemiyor. Ama sonradan yavaş yavaş tabii güçleri arttıkça ve işte kaçabildikçe ufak ufak bunların etkileri işte toprak üzerinden dışarı çıkmaya başlıyor. İlk önce zaten siyah ejderhaları etkiliyor. Bu yüzden de siyah ejderhalar zaten kötüleşmeye başlıyorlar. Aslında işte bizim kötülük olarak gördüğümüz şey de sonradan işte hatta daha önce Old God bölümünde de konuştuğumuz şey işte Curse of Flesh gibi şeylerin işte evet. Bir iki tarafı var. Yani özgür irade, işte görev bilinci, bunu sorgulamak gibi şeyler. Old God'lar bunları kırıyor ve tersine çeviriyor. Yani özgür irade aslında Titanların en baştan hiçbir şekilde vermediği bir şey. Kendi görevlendirdikleri, kendi kutsadıkları yaratıklara bile, kendi yarattıkları ölümlü ırklara bile böyle bir güç vermiyorlar. Özgür irade çünkü onlara göre Titanların iradesinin dışına çıkmak. Ve o yüzden siyahlar da yani direkt toprağa olan hem yatkınlıkları hem de bağları yüzünden bu corruption diyelim artık, bu bozulmaya iki yönlü ya da işte bu özgür iradeye sorgulamaya doğal olarak açıklar. Zaten Old God'lar bunu yapmasa da bu eğilimleri zaten önceden var. İlk başta zaten bunu şeyde de görüyoruz. İşte yavaş yavaş tarihçelerine de gireyim. Oradan devam edelim. İlk başta zaten bunların görevlendirilmesi kısmında zaten Deathwing'in de aslında kişiliğini ilk öğrendiğimiz yer Galakrond'a karşı olan mücadeleleri. Bu aslında uzun anlatmak lazım ama yani kitabı okumanızı tavsiye ederim. İşte Dawn of the Aspects kitabında uzun uzun anlatıyor bunu. Yani kısaca özetlersek işte Galakrond diye normalden fazla güçlenmiş ve işte artık mutasyon seviyesine gelmiş derecede dev bir ejderha var ve bu işte güç açlığıyla diğer ejderhaları artık yemeye başlıyor ve işte hepsine ortak bir tehdit oluşturmaya başlıyor. Hatta öyle bir seviyeye geliyor ki bütün yaşamı tehdit edecek hale geliyor. Buna karşı işte diğer ejderhalar savaşıyorlar. İlk başta Galakrond'a karşı Maligos aslında savaşıyor ve bu işte önceden bir tane ejderhanın arkasında hepsi toplanıyorlar. Hemen kopya çekiyorum adını. Talonixa diye bir ejderhanın arkasında işte hepsi toplaşıyorlar. Meltarion da bunun işte takipçilerinden biri. Daha sonra işte mücadeleleri devam ettikçe işte diğer renklerle de ittifak kuruyorlar. Nozdor mu, Alexstrasza, Ysera hepsi katılıyor ve kendi renklerini de getiriyorlar buna karşı. İşte savaş ilerledikçe sonradan işte Galakrond'a karşı birkaç saldırı yapıyorlar ama işte başarısız oluyorlar. Ama en azından Galakrond'un takipçilerini yani esir ettiği diğer işte nasıl diyeyim artık hizmetkarlarını yok ederek en azından emrindekileri azaltıyorlar. En sonunda işte Tyr ona karşı savaşırken görüyorlar. Tyr bu savaşta işte kolunu kaybediyor. İşte son anda Galakrond ısırıyor ve işte silah elini kaybediyor. O Tyr's Hand olayı, Tyr'in eli olayı da buradan geliyor. Tyr'in elinin düştüğü yerde zaten işte sonradan meşhur bir bölge oluyor bildiğiniz üzere. Çok pardon. Yani hem Trifalgrate oluyor orası hem de aslında Order of Silverhand kavramı. Evet, evet aynen. Tyr'in gümüş elinden geliyor. İnsanlar aynen. Onu görüyor çünkü yerin üzerinde. Evet. Yani insanlar tabii bu sırada çok yabani ve şey gelişmemiş bir ırk. Ama bu olayı görüyorlar. Tabii kendi canlarını kurtarmaya çalışıyorlar ve işte onları en büyük tehdit eden şeye karşı savaşan da tabii tanrı gibi görüyorlar Tyr'i. Ve işte o Trisfall'da işte bizim için kolunu feda etti falan olayı oradan geliyor ve işte sonradan paladinlik falan da tabii Tyr'in gücünün işte insanlara geçmesiyle devam ediyor. Orası ayrı mevzu. Ama işte Galakrond'la olan savaşta en önemli kısım Neltarion ilk başta işte bu neydi Talonixa'nın takipçisiyken sonradan kendisi alfa oluyor. Çünkü Talonixa'nın da işte Galakrond'un böyle emrine girmeye meyilli olduğunu göre ya da işte
Galakrond'u yenerse yeni Galakrond olmaya meyilli olduğunu görüyor. O da güç peşinde ve kendisi işte her şeyi ele geçirmeye çalışan bir ejderha. Sonradan onun yerine geçiyor ve diğer ejderhalar da işte Neltarion'u ilk başta Maligos destekliyor. Zaten ilk başta bu ikisi çok böyle iyi arkadaş oluyorlar. İşte birbirlerini kurtarıyorlar defalarca falan. O yüzden yani Neltarion'la Maligos'un arasındaki ilişki bu kitapta çok güzel, onu yani güzel anlatmış. Sonradan olan olaylar da mesela bu Maligos'un delirmesi ve işte Deathwing'e paralel bir yolda gitmesi, aslında orada durumu daha iyi anlıyorsunuz. Şey de çok ilginç, Deathwing mesela bu kadar Maligos'la ve mavilerle aslında iç içe ve işte ittifak halindeyken aslında bu bozulmanın da etkisiyle sonradan ilk önce de onlara düşman. Köklerini kurutmaya. Evet, yani bu hatta şey işte Dragon Soul'u yaratmasının amacı bu mavilere olan bağımlılığını ve onlar olmadan da tek başına işte aslında diğer, hatta diğer hiçbir renk olmadan bütün dünyayı tek başına, işte gücü tek başına yönetebileceğini düşünmeye başlıyor. O kısmı biraz uzun, ona çok girmeyeyim ama işte Galakrond'la ilgili olan kısım zaten bu yüzden önemli. Neltarion'u ilk işte orada görüyoruz. Sonraki savaşın sonunda da zaten işte o hep her rengin başında anlattığımız olay oluyor. İşte her bir titan bir tane rengin başına gücü bahşediyor ve işte onlar aspekte dönüşüyorlar. O rengin başı olan ejderhalar. O yüzden Neltarion bu kısımda bu yüzden önemli. Daha sonra mesela önceki renklerde değinmediğimiz bir olay var. Winterscorn Savaşı diye bir şey var. Winterscorn Savaşı da ejderhalar Tyr'den gücünü aldıktan sonra yaptıkları ilk savaş. Ve beşinin beraber ortak savaştığı ilk savaş. İşte bunda şeyden öğreniyoruz işte Wrath of the Lich King'de Loken görevlerini yaptıysanız orada uzun uzun anlatıyor bunu. İşte Loken kötüleşmeye başladıktan sonra, yani aslında Yogg-Saron'un etkisine girmeye başladıktan sonra işte Tyr'e ve işte oradaki diğer klanlara saldırmaya başlıyor. Yani. Evet, böyle Raikulları kendi tarafına geçiriyor ve işte Winterscorn Raikulları oluyor bunlar. İşte Loken'ın yanındakiler. İşte bu savaşan Raikulları sonradan bütün ejderhalar Tyr'le beraber birleşerek işte yeniyorlar ve beraber savaştıkları ilk savaş oluyor bu. O yüzden bu önemli. O Loken'a karşı da yaptığı için bu savaşı aslında Old God hissiyatını ilk bu savaşta birebir aslında almış oluyor. Çünkü Loken'ın işte bozulması ve işte birden böyle aslında koruyucu bir varlığın, işte Keeper, çünkü bu Titan Keeper, Titan Forged ırkının başlarından biri bu Loken. Ama bu şekilde bir böyle onların beklemediği bir bozulmaya uğruyor ve işte Deathwing, yani Neltarion kendi bunu incelerken bu durumdan etkileniyor. Neden böyle bir şey yaptı diye. Ve ilk aslında Old God Corruption'la bir nevi burada tanışmış oluyor. Sonradan tabii diğerleri işte kendi güçlerini de kullanarak işte ortak savaşıyorlar ve durumu baskılıyorlar işte. Bu son gördüğümüz haline geliyor işte. Wrath of the Lich King'deki duruma geliyor. Ama tabii orada Loken tekrar yani olayı başlatmaya çalışıyor. Biz orada müdahale ediyoruz işte kahramanlar olarak. Sonradan işte bu Corruption'la tanışması, yani bunu hissetmesinden sonra Neltarion'da şöyle bir şey başlıyor. İşte bu durumunu sorgulamaya başlıyor ve işte bu elindeki güçlerin ve ona verilen sorumluluğun ağırlığı altına girmeye başlıyor. Yani bu bir nevi bütün dünyanın ağırlığını aynı anda hissediyormuş gibi olmaya başlıyor. Çünkü gerçekten de öyle. Bütün toprağı hissedebiliyor dünyanın üstündeki ve altındaki de her şeyi hissediyor. Ama işte bu Corruption'la tanıştıktan sonra Old God'ları da hissetmeye başlıyor. Evet. Ne kadar hapis olsalar da onların etkilerinin nasıl dışarı sızdığını ve bunun nasıl engellenemeyeceğini de fark ediyor. Ve bütün siyahlar bunu fark ediyor aynı zamanda tabii. Ve hepsi Deathwing'in tabii yani o zaman Neltarion'un işte sadık takipçisi. Zaten işte çoğu onun soyundan. Tabii siyahlarda böyle bir durum var. Siyahlar ırk
daha ırkçı. Yani daha bir kendi içlerinde tutuyorlar. Mesela kendi çocuğunun işte üremesi için onun izin vermesi gerekiyor. İşte mesela Neltarion'dan izin almadan diğer alt siyah ejderhalar üreyemiyor. Daha bir böyle eski proto mantığında alfa şeyinde kalıyor siyahlar. Mesela diğer işte maviler bu konuda çok rahatlar. Mesela zaten hepsi ayrı yaşıyor. İşte bronzlar zaten ayrı alemde. İşte yeşiller Emerald Dream'de doğal nasıl gidiyorsa öyle olsun modunda falan. Mavinin bir tanesi Spirit Healer'a aşık olabiliyor falan. Ha tabii tabii. Yani böyle şey mavide öyle bir durum var. Aynen anlatmıştık onu. Yani onlardaki durum daha rahatken hatta işte böyle uç noktalara bile gidebiliyorken siyahlar tam tersine aşırı katılar bu durumda. Ve hiçbir şekilde ırklarının işte kendi kontrolleri dışında üremesine izin vermiyorlar. Bu ejderhaların işte soyunun güçlenmesi için de özellikle yaptıkları da bir şey. Sonradan zaten Neferyan bunu bir ileriki seviyeye taşıyor. Artık böyle deney moduna geçiriyor bunu. Ona da zamanı gelince detaylı anlatayım. Ama buradaki kısım yani özellikle bu Corruption'la tanıştığından sonraki kısımda Neltarion artık bu yani durumu sorgulama olayını da bir sonraki aşamaya taşıyor ve işte hissettiği bu baskı aslında en yakın dostu olan Maligos'un ve ona en çok desteği veren mavilerin böyle onu artık nasıl diyeyim bir nevi darlamasına neden oluyor ve bu çok rahatsız oluyor işte mavilerin onun her şeyine yardım etmesi işte onlar olmasa da yapardım ihtiyacım yoktu gibi bir duruma geçmeye başlıyor. Ve işte bunun sonunda zaten Maligos'la bir tartışmaları oluyor ve işte aslında en iyi arkadaşıyken işte biraz artık uzak dur ben işte farklı şeylerle uğraşmam lazım farklı işlerim var falan diye yollarımız şey yapıyor, uzaklaştırıyor onu. Normalde devamlı hep beraber her şeye danışırken işte beraber savaşırken falan bu sefer ayrı oluyorlar ve işte bu durumda Neltarion işte inzivaya çekilmiş gibi gözüküyor. Başka şeylerle uğraşıyormuş gibi gözüküyor. İşte yerin altındaki sorunlarla uğraşıyormuş falan gibi gözüküyor ama aslında o sırada işte Dragon Soul'u yaratmaya başlıyor. Böyle bir silah tasarlarsam işte bütün ejderhalara karşı en güçlü ben olurum ve işte istemediğimi yok ederim. İlk önce de mavileri yok ederim diye zaten bunu tasarlamaya başlıyor ve Dragon Soul'u yaratıyor. Bunu yaptığı yer işte High Mountain'daki sonradan dungeon olarak gördüğümüz Neltarion's Lair. Neltarion's Lair ilk başta işte bütün siyahların görevlendirildikten itibaren işte baş şehri nasıl işte Caverns of Time bronzlarınsa işte Nexus mavilerinsa onun gibi o da aslında işte toprağa yakın oldukları ve bu noktadan işte nasıl diyeyim Azeroth'un bütün işte toprağında ve içinde olan her şeyi en çok hissedebildikleri yer. Bu yüzden önemli bir yer onlar için ve o aslında zaman, Azeroth için de önemli bir nokta orası. Bir o konuda önemli bir şey sorabilir miyim? Ha? O zaman hani şu kafa karışıklığını olmasın. Deathwing'in Beyond the Dark Portal kitabında Outland'e geçip yumurtalarını korumak için geçip gittiği mağara retconlanmadı o zaman. Yok değil. Onu da anlatayım. Yani zaten anlatacaktım. Orası Outland'daki ini Deathwing's Lair. Aynen. Buradaki Neltarion's Lair. Yani hatta Neltarion's Lair'e girdiğin zaman please do not confuse with Deathwing's Lair diye yazar. İkisinin de linkini attım. Evet evet aynen. Peki son yani boss'un oradaki devasa ejderha iskeleti o zaman Deathwing'in hani şey değiştiriyorlarsa bunlar yani deri değiştiriyorlarsa olabilir mi? Ama iskelet diyorsun. Yok yok o yok. Yani sonradan şu var işte. Abyssian'a bağlıyorlar onu. Abyssian orada ya. Oradaki kalan bozulmamış siyah yumurtaları koruyor. Onunla bağlantılı. En sondaki sen bozulmamış pulu diyorsun. Onun kaynağı belli değil. Onu da işte Dragon Isles'tan gelmiş diyorlar. Ama henüz kanıtı yok. Onu sonda konuşalım. Çünkü Island Quest'inden düşeni diyorsun sen. Anladım ben seni. En sonda konuşalım onu. Çünkü direkt şeyle bağlantılı işte.
Dragon Isles'la bağlantılı. Ne diyordum? Ha, corruption kısmını, yani işte Dragon Soul'u yaratmaya geçiş kısmı bu. Aslında bu kısımda tabii şey, sanki Neltarion kendi kendine böyle bir sonuca varmış gibi gözükse de Neltarion'un böyle olmasının sebebi Nuzot. Ve tabii diğer üç aslında ortak çalışıyorlar bunda. Kutun ve Yogg-Saron'un da etkisi var. Özellikle Yogg-Saron'un Emerald Dream'e müdahale edip işte toprakla bağlantılı olan yerlerde işte Old God'ların toprak üzerinden belki de işte Azeroth'a müdahalesini açık hale getirmesi var. Yani özellikle Zavius olaya müdahale ettikten sonra işte Yeşiller'de anlattığımız kısım, yani Emerald Nightmare'in ilk tohumları atıldığında bunu da yapmak için Korap bir dalı işte Nordras ile bağlıyorlar ve ondan sonra işte Emerald Dream'e yol açılıyor ve Emerald Nightmare'i yavaş yavaş yaratmaya başlıyorlar. Bu olduktan sonra da zaten aslında hepsi birbirine bağlı. Toprak üzerinden Old God'lar hem Emerald Dream'e hem de Azeroth'un üstündeki etkilerini işte, arttırmaya yol bulmuş oluyorlar. Ve bunu da kullanarak işte direkt Deathwing'e müdahale ediyorlar. Çünkü toprak üzerinden birebir devamlı bağlantılılar ona ve işte üçü aynı anda bildiğimiz kadarıyla başını şişiriyor, bunu yapıyor. Tabii evet, devamlı, çünkü delirtici mesajlar yolluyorlar. Bak işte böyle değil aslında. Sen tek başına daha güçlüsün. Diğerlerine ihtiyacın yok falan. İşte bizim o Nuzot'tan devamlı aldığımız fısıltılar gibi işte şu 8-3'te aslında bunu devamlı görebiliyorsunuz işte. Bunun devamlı olduğunu ve işte 3 kaynaktan devamlı geldiğini düşünün. İşte Neltarion böyle bir durumda kalıyor. Tabii aslında bir ejderha da olduğu için bunu kat kat fazla hissediyor. Ve bunu kesemiyor bir yerden sonra. Artık bunu kabullenip bu artık fısıltıların susması için onların dediklerini yapmaya başlıyor. Ve yani ikna oluyor bir nevi. İşte zorla. Bu arada çok pardon böldüm. Bundan da ben şeyi de söyleyeyim. Hani Old God'ların yaptığı böyle sana fısıldayıp zihnini kontrol almıyorlar aslında. Buradaki tabii, tabii. Çok önemli. Yani kafayı yeter artık susuna geliyorsun bir noktadan sonra. Evet evet. Mind control değil o. Evet doğru bak. Yani madness böyle void bir olay. Evet. Evet evet. Ve zaten şöyle bir şey var işte onların açısından mesela bunu dinlediğimiz zaman anlıyoruz işte belli yerlerde Old God'la ilgili şey açıklamalar yok. Zaten işte bu ben bir bok yedim, tamam düzelttim. Bir dakika korksun. Bok dedi. Bok dedi. Tamam. Sinematik sesi çok fazla yazmıştı ama anlatıra şey gördüm, hemen düzelttim. İyi tamam. Çok geç kalmadık değil mi? Tamam. Ne? Ha iyi tamam. Ne oldu? Bir şey varsa durayım. Nereden Ağrı boşa konuştu? Nasıl yani? Rewind edip. O kadar boşa konuştu. Ya nefes aldı gerçi bu arada. Yok yani evet delirtme kısmını diyordum. Mevzu bitmişti zaten oradaki. Evet, tamam. Yani 20 işte saniye şey, canım tamam. Kısaca özetlemek gerekirse Neltarion'un Deathwing'e dönüşmesindeki olay aslında yani delirmesi ya da Dark Side'a geçmesi değil. Tamamen kendi iradesiyle zaten sorguladığı ve işte buna ağır gelen bir yükü, yani kendisine dayatılmış hissedilen bu görevi aslında Old God'lar bunu destekliyor. Evet haklısın, doğru düşünüyorsun. Bak işte bu şekilde olmamalı. Sen tek başına bu düzeni daha olması gerektiği gibi kurabilirsin gibi fısıltılarla delirtiyorlar. Yani delirtme gibi bir delirtme değil. Böyle onlar gözünü açıyor kendi açısından. Evet. Ama Titanlar açısından bu bir delirtme ve isyan olarak tabii algılanıyor. Ve tabii diğer ejderhalar tarafından. Çünkü diğer ejderhalar
İçgüdüsel olarak Titan düzenini Azeroth üzerinde uygulayıp korumakla görevliler ve aldıkları her kutsama da bunun üzerine, zaten güçleri bunun üstüne kurulu. Ama şimdi Neltarion için böyle değil, o zaten olan bir sorgulama hissiyatı güçlenmiş oluyor. Bir nevi işte kurabileceği düzenin daha da böyle net halde görmeye başlıyor. Bu verilen kutsama aslında, yani Kazgoroth'un ona verdiği güç böyle bir yan etkiyle beraber geliyor. Tabii ilk başta Titanlar bunu böyle düşünmüyorlar. Biz ona gücü verdiysek işte bunu yapacaklar. Makine gibi görüyorlar bunları da. Evet, ama evet. Onlar yaşayan varlıklar olduğu için tabii Neltarion da bu iş ters tepiyor. O yüzden bu corruption kısmı aslında corruption tam olarak değil. Yani ve mind control de değil. Deathwing'in delirmesi bir delirme de değil. Yani bunu bu şekilde düşünün. Kendisi onu aslında... çok karıştı. Onu şöyle hani şöyle diyelim hani. Artık dinleye dinleye Deathwing Old Cut'ları bir noktadan sonra hak veriyor aslında. Tamam abi herhalde. Kendisi inanıyor buna. Yani. Ve buna inanmış şekilde yaşıyor. Şüpheye düşmüyor yani ondan sonra. İkna ediliyor çünkü. Evet. İkna edildiği için de artık hani tabiri caizse gönülden yapıyor. Kendi isteğiyle yani. Ona bu yani Old God'ların perspektifi daha doğru geliyor. Yani evet. O yüzden ikna oluyor ve işte artık corrupt oluyor. Bundan sonraki kısmı her bölümde anlattık. Çünkü her rengi etkileyen bir olay. Dragon Soul'un işte olayı. Zin Asşari'de işte portalı açıyor Asşar'a ve işte Sargeras'ı getirmeye çalışırken işte Deathwing aslında ilk başta Neltarion olarak işte destek veriyormuş gibi saldırıyor ve ilk başta işte Demon ordularına karşı kullanıyor Dragon Soul'u. Ama sonra birden önce Night Elf ordularına çeviriyor. Sonra da işte ne yapıyorsun diye diğerleri üstüne saldırdığı anda direkt olarak işte maviler toplaşıp onu durdurmaya çalışırken hepsinin üstüne çeviriyor ve mavilerin neredeyse %90'ını bir anda öldürüyor. İşte o anda yaralanan işte Maligos'un eşi olan işte sonradan Lich King'in kaldırdığı dragon olan işte Sindragon. yani onu da düşürüyor ve işte bu olaylar oluyor. Bu olayların tabii etkisini diğerleri açısından anlattık. İşte hepsi saklanıyorlar, kendilerini korumaya alıyorlar. Maligos inzivaya çekiliyor, deliriyor. Maligos hakikaten deliriyor mesela. Acısından ve işte kayıplarından dolayı. Maligos'un ki gerçek bir delirme, Old God'lar yüzünden değil. Ama işte siyahlar açısından şöyle bir durum oluyor. Kendileri de aslında bu durumdan etkileniyorlar. Kendilerine karşı kullanılan bir silah olmamasına rağmen. Çünkü aslında bütün aspect gücü ortak bir güç. Ortak bir titan gücü bu. Ve Azeroth'u koruması için verilmiş bir güç. Yani diğerlerindeki güç ve işte ejderha sayısı azalınca siyahların da ortak gücü, oradan aldıkları güç azalıyor. Ve bunu nötrlemek için onlar da inzivaya çekilip kendilerine işte hak ettikleri güce getirmeye çalışıyorlar. Tabii bunun şöyle bir etkisi oluyor. Dragon Soul'u Deathwing ilk kullandığı sırada yani Neltarion halindeyken kullanınca bundan ters etkileniyor ve aslında kaldıramayacağı kadar güçlü bir silah yarattığını anlıyor. Bu silah işte son kullandığında, yani mavilere vurduktan sonra Deathwing'i de geri itiyor ve işte zırhını büyük oranda parçalıyor. O da geri tepiyor ve işte Dragon Soul o sırada işte açılmakta olan portala düşüyor, Well of Eternity'ye. Tabii sonradan biz de bronzlarda anlatmıştık. Orada Nozdormu geliyor ve tam düşecekken kapıyor işte Dragon Soul'u. Öyle biliyoruz en azından. Yani bunun etkisini sonradan görüyoruz. Onu da bronzlarda dinleyebilirsiniz. Detaylı evet. Olarak orada var. Ama siyahlar açısından işte Deathwing burada çok ağır bir yara alıyor aslında. Ve işte zırhı parçalanıyor. Bu zırhını sonradan bir arada tutmak için işte Neltarion Slayer'e saklanıyor ve işte Goblin zırh ustalarının işte artık nasıl diyeyim, onları esir ederek, yarı esir ederek, yarı işte güç ve işte para artık şey ile kandırarak kendine yeni bir işte adamantiyumdan zırh yaptırıyor. Tabii bu zırhı yaptırmasının aslında ikinci bir amacı daha var. Çünkü bu gücü kullandıktan sonra içindeki
kötülük ortaya çıkmış oluyor. Aslında bu içindeki kötülük Nzot tarafından ona verilen gücün vücuduna fazla gelmesi. Ve işte bunu da sonradan öğreniyoruz. İşte bu ilk saldırıyı yapabilmek için aslında cesaret toplayamıyor. Kendisini onlara denk ve işte daha güçsüz görüyor. Özellikle işte hepsi birden bana karşı saldırırsa karşılarında duramam diyor. Ama Nzot ona işte ben sana gücümden belli bir kısım vereceğim. O sayede işte hepsinden güçlü olacaksın diyor ama Neltarion olan vücudu bunu kaldıramıyor. Ve işte kalbi açığa çıkıyor özellikle o Dragon Soul patladıktan sonra. Ve bunu korumak için de bu zırh işte yapılıyor. Ve son gördüğümüz haline Deathwing'e dönüşüyor. Burası da tam şey gibi bir nevi Darth Vader işte dönüşümü gibi bir şey. Evet, ama evet. Darth Vader'ınki tabii bu kadar kendi iradesiyle değil Deathwing'inki çok daha kendi iradesiyle ve bilerek bu duruma giriyor. Ama son hali işte Deathwing olması ve o ismin konması, o zırh olayı bu olaydan sonra oluyor. Yani Dragon Soul'u kullandıktan sonra oluyor. Zaten zırhı da kapladıktan sonra Dragon Soul'u kullanamadığını fark ediyor ve işte bunu sadece Demon'lara karşı kullanalım diye işte adını Demon Soul olarak işte değiştiriyorlar ve sonradan bu saklanıyor işte. O kısmı zaten biraz karışık. Ona şimdi girmeyeyim. Çok anlattık oraları. Evet evet. Yani işte kırmızılarda özellikle o kısmı daha çok anlattık. Zaten diğer hepsini etkileyen bir konu olduğu için hepsinde ufak ufak değindik ona. İşte zaten bundan sonraki olayda işte Deathwing kendini sakladıktan sonra sonradan işte birinci savaş patlıyor. Kendisi işte inzivadayken, iyileşirken. Birinci savaş sırasında tabii ilk başta çok müdahale edemiyorlar ve işte zaten tabii Legion'ın bir yeni saldırısı oluyor. İşte bildiğiniz gibi Medivh ile Gul'dan iki taraftan iki Dark Portal kuruyorlar. Biri işte Draenor'da, biri Azeroth'ta. Ve işte Ork işgali başlıyor. Zaten ilk savaş Warcraft'ın işte Orcs vs. Humans'ın ilk savaşı bu. Filmin de esas konusu bu. Evet. Yani filmdeki konu değil. Film kanon değildir. Onu da antiparantez değil yani. Film yani üzerine yani, konuşulacak kadar büyük bir rezillik. Yani. Evet evet ve çok yanlışlar var. İlk evet. Savaşın yani ilk savaşta zaten olay ekstra ve özellikle Deathwing'in de müdahale ettiği kısımlar yüzünden de film kötü. Yani onların da mesela gösterilebileceği bir sürü yer var. Çünkü ilk savaşta aslında Deathwing çaktırmadan hem insanların tarafında hem de orkların tarafında kendini işte değiştirerek iki tarafta da savaşa katılıyor. Ve işte aslında şey Old God'ların işte yönlendirmesiyle nasıl bunları işte ileriki planlarımızda işe yarayacak hale çevirebiliriz, bu saldırıyı nasıl kullanabiliriz diye plan yapıyorlar ve ilk başta işte savaş başladığı sırada o sırada tabii Lordaeron Alliance'ı var. Yani şimdiki Alliance yok, sadece insan krallıklarının oluşturduğu Lordaeron Alliance'ı var. Baş şehir olarak da Stormwind değil, Lordaeron işte zaten biliniyor ve işte orası esas toplanma yeri ve işte karar merci diyeyim. Deathwing buraya işte bir soylu olarak giriyor ve işte Havar Presto olarak bunu iki kere yapıyor bu arada. Bu ilk işte yapışı. İstersen anlat Buratan. Ya yok, onu pis bir isim esprisi yaptım da sonra içime geldi. Davar dedin değil mi? Davar. Evet. Davar Prestor dedin değil mi? Doğruyu söyle. Evet. Ya onu şeyde çok yaptım. Ben ilk bununla ilgili bir lore videosu çekiyordum. Ses kaydını sürekli Davar diye almışım. Davar Prestor. Baştan almıştım sırf yüzünden. Evet. Bir de hani Görkem'in şimdi anlatacağı bu Davar Prestor konusunu ejderhanı gülümlere detaylıca okuyabilirsiniz. Nasıl manipüle ettiğini. Evet. Hatta ilk savaşla ilgili kitapta da bunu bayağı detaylı anlatıyor. Evet. Rise of the Horde galiba. Değil mi? Rise. Yok. Yok, orada da geçiyor. Rise of the Horde savaşı. Yok. Son bekçi. Son bekçi. Ha tamam. Savaş o muydu? Doğru. O öncesi. İlk savaşı son bekçi anlatıyor ama o kadar içişlere girmiyor. Daha çok Medivh, Kavyar ve
şey üzerinden anlatıyor. Orgrim Dokar üzerinden. Aha, Orgrim Guld'dan. Ya aynen. Kısaca davarlık ama... yapıyor işte yani insanların arasında, insan evet. krallıkları arasında. yani zaten bile, hani çok uzun konuyu bölmemiz gerektiği kadar böyle de şeyi de söyledim hani ilk iki savaş hakkında kanon bildiği için sakın filme başvurmayın. Onu tekrar söyleyelim. Kitapları okuyabiliyorsanız okuyun. Yani gerçekten kanon. Ya da gelin bize sorun. Resmi bilgiler onlar. Yani gerçekten. Evet, evet aynen. Doğru. Yani filmi de kesinlikle ciddiye almayın. Eğlencelik. Eğlencelik. Yani. Evet. Yani. Görsel yani. Şölen. Evet. İşte Orgrim'le ne bileyim işte Anduin Lothar'ı falan Aragorn'lu olarak görmüş olmak için. Yoksa evet. Şey ama ne değil. Anduin zaten orada Ragnar Lothbrok yani. Adam hiç kasmamış. Aynı Ragnar oynamış direkt. Evet işte Daval Prestor ben olan diye anlatayım kısaca çok uzayacak çünkü. Evet evet. İlk savaşta da ikinci savaşta da çok fena manipüle ediyor. Özellikle Ejderhanı Gül kitabı. Şimdi Grim Battle'ı çok konuştuk zaten izlemeye yeterince. Grim Battle'ın Alexstrasza'nın yumurtalarının esir edildiği kısım zaten Ejderhanı Gül kitabında geçiyor ve Türkçe bunu tekrar söylüyor. Sonrası aynen. O ikinci savaş. Ve ikinci savaş sırasında da direkt hani Terenas'ın şahsi odasına girip sürekli hani resmen manipüle ediyor Terenas. Evet, ikinci geçiyor da aynen. Evet. Yani Alliance'ı neredeyse dağılma noktasına getiriyor zaten. Ve hani işin komiği hiç kimse de şey diyor böyle işte ben işte çok uzaktaki Altarak'taki bir soylu ailedenim diyor. Ya herhalde o sırada bu tarz araştırmaların yapılması pek mümkün değildi. Yani hiç kimse böyle İnanıyor. Bir aile var mı yok mu? Soylu gibi gözüküyor hakikaten ya falan yapıyorlar evet, burada. Evet. Hiç kim Prestor diye hiç kimse bir şey duymamış falan böyle. Hiç o soyad var yalnız galiba. Aa. Yani Alteraklı hakikaten bir soylu aile varmış öyle onu kullanıyor. O zaman herhalde hep bir ayıp kardeşi falan modunda geliyor. Dur bakayım onunla şey yazıyor hemen şey bakayım. Yok yok dediği doğru Prestor diye bir soy isim var. Bir de şeyi düşün yani karşındaki kişi de ejderha. Yani intimidation diye de bir skill var. Onu atıyordur yani. İkna şeyine yani tutup da kimse sorgulama şeyi. Mesela Jedi'lar işte tutuyor bunu işte elindeki dondurmayı bana vereceksin diyor. Veriyor yani. Aynen. Zaten onu demişken ona da gireyim. Hakikaten ilk başta bunu yaparak giriyor ve insanları özellikle seçmelerinin sebebi insanlar büyüyü ve işte ejderhaların bu şekil değiştirmesini en algılayamayan ırk. Diğer bütün ırklar bunu algılayabiliyor. Özellikle işte evet. Night Elf'ler ve işte High Elf'ler falan artık diğer hepsi troller de özellikle bunu algılayabiliyorlar. O yüzden onlara böyle şekil değiştirip hiç bulaşmıyor. Onlarla uğraşmıyor. Ama bütün siyah ejderhalar zaten işte diğerlerinin de Onyxia'nın, Neferia'nın hep bir human formu var. Başka işte human formda siyah ejderhalar var. Özellikle insanlara sızmalarının sebebi de bu. İnsanların bunu algılayamaması ve rahat ikna olmaları. İşte corruption'a en açık ırk olarak görmeleri onları. İşte bu ilk savaş sırasında da aynen işte Stormwind'li bir işte soylu olarak geliyor. Ve işte o soyadı kullanıyor aynen. Kendisini işte Alterak'tan işte bilmem kimin kardeşi falan diye işte Prestor olarak tanıtıyor ve danışman olmaya başlıyor. O kadar işte çok ikna edici ve işte doğru konuştun falan diye bunu şey yapıyorlar işte yükseliyor ve önemli toplantılara almaya başlıyorlar. Hatta ama, onu böldüm çok vardı. Onu Kalya'ya mı düşünüyordu Terenas? Evet ama o sonra. Galiba ikinci savaştan sonra. Evet, evet. İkinci savaşta bayağı onu Kalya ile evlendirmeyi düşünüyor bu arada. Bunu tabii ki. Hatta aynen bunun işte yolunu yapıyor da sonra patlıyor sonradan olay. Hatta evet. Kalya da gayet şey ilk başta etkileniyor falan. Ama işte o ikinci savaştan sonra. Bu ilk savaşta sadece işte danışman modunda ve işte Lordaeron Alliance'ını birbirine düşman ediyor. Ve işte orklara karşı toplanamıyorlar, bir araya gelemiyorlar. Ve orklar çıkışa geçince ve işte insanlarla işi bitince birden ortadan kayboluyor Deathwing. İşte insanların arasından çekiliyor geriye ve işte kendisini bir Black Rock orku olarak tanıtıp bu sefer orkların yanında işte yaşamaya başlıyor. İşte Guldan'a bu sefer işte tavsiyeler veriyor. İşte
Hatta işte Black Hand'le Orgrim'in de en böyle artık şey güvendiği danışman haline geliyor. İlk başta işte Black Hand'e yardım ediyor. Black Hand işte Orgrim Black Hand'i yenip de yeni War Chief olunca bu sefer ona yardım etmeye başlıyor. İşte Deathwing'in o yüzden ilk baştan beri böyle çok sadık bir işte Black Rock Orko olduğunu zannediyorlar. Ve uzun aylarca böyle orkların arasında bir ork olarak kalıyor. Ve işte hepsinin hem kültürünü hem işte iç işleyişini öğreniyor ilk elden. Böyle çok ilgileniyor buna işte neymiş bu yabancı ırk falan diye. Çünkü işte ejderha olduğu için Azeroth'u çok eskiden beri bütün ırklarını ve işte toprağın hem altında hem üstünde yaşayan bütün ırkları bildiği için ona orklar çok değişik geliyor. Böyle farklı bir de ayrıca tabii orkların şaman tarafı da olduğu için şamanizmi ilk kez orada görüyorlar. İşte elementlere hükmetmesi, toprağa işte bu kadar sözlerini geçirebilmelerinden çok etkileniyor. İşte Deathwing ve bunu nasıl yapıyorlar, nereden geliyor bu kültür diye bunu bizzat inceliyor aralarında yaşayarak. Kesin bunu hakaret olarak görüyordur. Ben varken siz nasıl burayı kontrol ediyorsunuz? Tabii yani aslında bunu tabii böyle bir hayranlıkla yapmıyor. Yani bunu sadece onların zayıf yönlerini görmek için yapıyor. Aynen. Arada nefes alıyorum merak etmeyin. Hatta boğazım bile ıslatıyor. Evet. Yani birinci savaştaki etkisi bu. İkinci savaşta da zaten oyunda da bizzat görüyoruz Deathwing'i. Artık orada o kadar etkili yani. Buradaki esas olay da gene Dragon Soul yeniden ortaya çıkıyor. İşte kırmızıların bunu sakladığını, koruduğunu keşfediyorlar. Ve işte kırmızıların elinden bunu alırsanız işte bunu onlara karşı, onları esir etmek için kullanabilirsiniz diye. Deathwing aynen bir Old God gibi işte artık tanıdığı ve en zayıf noktalarını bildiği orklara zihinsel mesajlar göndermeye başlıyor ve en çok bunu algılayan da işte Zuluhet diye Zuluhet. Sonradan hatta Outland'de de son halini gördüğümüz Zuluhet the Wacket denen ork, warlock bu mesajları alıyor ve evet diyor işte Draenor'da eskiden işte Raylakları uçan binek olarak kullanırdık, çok etkili olurdu. İşte ejderhaları kullansak savaşın gidişatı değişir diye hem ikna ediyor hem işte Orgrim'i ve işte diğer liderleri de ikna ediyor. Kendisi de bu mesajları iyi bir böyle öngörü olarak alıyor ve işte Deathwing'in yönlendirmesiyle gidip işte Dragon Soul'un saklandığı yeri buluyorlar. Burayı tabii kırmızı ejderhalardan bir tanesi koruyor. Hemen adına bakıyorum, kopyamı çekeyim. Orastras diye bir kırmızı ejderha koruyormuş. Burayı basıyorlar. İlk başta tabii çok güçlü geliyor çünkü nasıl ejderhalar orkları daha önce görmediyse orklar da ejderhaları bilmiyorlar ve bu çok güçlü yaratığa karşı ilk başta bir yeniliyorlar, geri çekiliyorlar. Ama sonradan zayıf noktalarını ve işte nasıl yenebileceklerini gene aynı şekilde Deathwing'in tüyoları sayesinde öğrenip işte Necros başta olmak üzere Necros Skull Crusher o da. Necros kafatası ezen lütfen. Kafatası ezen Necros'un liderliğinde, komutasında yeniyorlar Orastraz'ı ve Dragon Soul'u ele geçiriyorlar. Dragon Soul'u tabii nasıl kullanacaklarını aslında bilmiyorlar ve Deathwing de Dragon Soul'a yaklaşamıyor. Çünkü işte o ilk kullanması, ilk ve son kullanmasında yaralandığı için bunu uzaktan anca böyle kullanabilirim diye en büyük düşmanı tabii Alexstrasza ve kırmızılar olarak görüyor. Mavileri hallettim nasıl olsa diye düşünüyor ve işte Alexstrasza'nın esir edilmesi için bunu kullandırtıyor Necros'a ve hakikaten de başarılı oluyorlar ve Alexstrasza'yı esir ediyorlar. İşte ona zorla fazladan işte yumurta ve ejderha yarattırıp bunları sonradan binek olarak savaşta kullanıyorlar ve ikinci savaşın gidişatı bu sayede değişiyor. İlk başta hatta bayağı büyük zaferler kazanıyorlar. Özellikle kultiranlara karşı. İşte zaten burada işte bildiğimiz Jaina'nın babasının işte ve işte kardeşlerinden birinin öldüğü savaşlardan biri de işte kırmızı ejderhalarla yapılan bir baskınla oluyor. İlk baskınlardan biri. İşte bu çok güçlü ve işte yenemedikleri Kul Tiran donanmasına ejderhalarla saldırıyorlar ve
işte baş gemileri ve baş komutanları yok ediyorlar. Zaten sonradan işte Battle for Azeroth'un War Campaign'ini de yaptıysanız o şeyi görüyorsunuz, işte savaşın sonrasında işte kırmızıların saldırdığı yerdeki işte batıkları, ne kadar çok gemi batığı var orada işte. Ve orada işte tabii kimlerin öldüğünü, artık spoiler sayılmaz ama hadi çok girmeyeyim detayına. Yani onu görüyorsunuz. Esas olarak işte komutanlarını öldürüyorlar ve savaşın gidişatı bu sayede değişiyor. Tabii sonradan Deathwing tabii birebir müdahale etmediği için orkların gücü bir yere kadar, tabii bu çıkar, zorla ürettikleri ejderhaların gücü de aslında tam ejderha gücünde değil. Drake halinde kullanıyorlar bunları. Hızlı büyütüyorlar büyüyle ve gerçek gücünde olmayan ejderhalar olduğu için sonradan tabii bunlara karşı işte Airi Peak'in işte dwarfları katılıyor savaşta, işte Alliance tarafında ve güç dengeleniyor. Hava gücü dengelendikten sonra savaş tersine dönmeye başlıyor. İşte Griffin'larla bunlara karşı savaşıyorlar. Normalde tabii bir Griffin bir Drake'e karşı güçlü olamaz ama işte bunlar doğal olarak büyütülmeyen Drake'ler olduğu için zayıf ve işte Drake o sayede yenilebilen ejderhalar oluyorlar bir nevi. Tabii Deathwing aslında yapacağımı yaptım ben deyip çok fazla bulaşmıyor bu şeyden sonra, aşamadan sonra. İşte zaten Grim Battle'daki o ilk savaşa doğru ondan sonra olay gidiyor. Tabii bu sırada aslında öncesinde işte Dark Portal'ın işte ötesine geçip ikinci savaşın sonunda oluyor bu olay. İkinci savaşta Horde artık yenilince bunların geldiği yere gidelim, yollarını kapatalım diye Alliance işte portaldan geçip Outland, o sırada Draenor, bu Hellfire Peninsula'yı işgal ediyorlar ve işte tabii bizim bütün o Stormwind'in girişinde heykeli olan kahramanlar hepsi orada gidiyorlar ve işte bu işgali yönetiyorlar. Ama ne oluyor? İşte portal kapanıyor arkalarından. Çünkü Ner'zhul işte intikam almak için ve işte bu artık nasıl diyeyim, Void güçlerini de kendi kontrolüne almaya çalışmak için çok fazla aynı anda portal açıyor ve bu portallardan bazıları artık gezegenin fiziksel yapısını bozuyor ve Twisting Nether'a açılan portallar bu iki tarafa bir nevi çekip gerçeklikten dışarı çıkarıyor gezegeni ve bugün gördüğümüz Outland haline dönüştürüyor. Bu Outland haline dönüştüğü zaman işte Deathwing kendi yumurtalarını ve işte kendi ırkını korumak için aslında oradaki önceden kurduğu Deathwing's Lair olan yere artık böyle ulaşamıyor ve orada kalan ejderhalar da sonradan zaten Nether Dragon'lara dönüşüyorlar Outland'in kaotik enerjileri yüzünden. Onu da mavilerde anlatmıştım. O kısmı dinlerseniz işte Nether Dragon'ların da çıkış yeri burası. Yani daha öncesinde aslında orklarla beraber işte yaşayıp onların gezegenini de gördükten sonra aslında Deathwing oraya yeni bir işte layer kuruyor. Layer yani Türkçesi siz Türkler nasıl diyor? İn yani işte ejderha ini. Yeni ini de işte bulamasınlar diye Azeroth'taki diğer ejderhalar işte başka bir gezegen olan Draenor'a kuruyor. Orada kendi ırkını geliştiriyor. Ama işte sonunda Outland'e dönüşünce orası, orayla bağlantısı kopuyor. Tabii diğer bütün orada kalan Alliance artık hem kahramanları hem işte askerleriyle beraber Deathwing'in de bağlantısı kesiliyor. İkinci savaşta o yüzden bundan sonraki kısma Deathwing müdahale edemiyor. Yani kendisinin de esas gücü ve işte oradaki nasıl diyeyim, yatırımı orada kaldıktan sonra işte artık şeyde Grim Battle'daki işte bu üretim kısmına işte koruyamıyor, oraya müdahale edemiyor artık ve bunu da öğrenen tabii işte kırmızı ejderhalardan işte Krasus, zaten onu da kırmızılarda uzun uzun anlatmıştık. İşte Krasus'la tabii Ronin burada işte müdahale ediyorlar ve diğer ejderhaların da yardımıyla, hatta Maligos'un son işte kendi
artık ırktaşlarına yardımı orası. Alex Straza'yı kurtarıyorlar ve işte orkların bu hava gücü de tamamen orada artık bitmiş oluyor. Azeroth üstünde hiçbir artık etkileri kalmıyor böylece. Bundan sonra zaten işte Deathwing artık buna müdahale edemeyince yeniden eski taktiğime döneyim diyor. Yeniden insanların arasını karıştırayım diyor. Bundan sonra yeniden işte Lord Naval Prestor olarak bu sefer bizzat işte King Terranos'a yanaşmaya başlıyor. İşte gene bir soylu olarak aynı şekilde giriyor eskiden girdiği gibi ve Terranos'a işte öneriler vermeye başlıyor. Gene bu işte Lordaeron Alliance'ını dağıtmaya başlıyor. Burada tabii anahtar nokta işte Prenses Kalia, yani işte o dönemki artık baş prenses, bir nevi işte onunla evlenen sonraki taht adayı gibi bir şey, artık kralın oğlu olmazsa o duruma yavaş yavaş kendini sokmak için işte Kalia ile kendisini eşleştirmeye çalışıyor. Terranos'u bu konuda ikna ediyor. Hatta kendisi bir şey demeden Terranos bunu öneriyor. İşte senden iyisini mi bulacak falan modunda. Ama tabii bundan önce öyle bir ortalığı karıştırıyor ki işte Alterac'taki Perenold, işte Greymane, Gen Greymane, Gilneas'ta ve işte Stormguard'da, gene Alterac'ta işte Thoras Trollbane ve bunların hepsi aslında Deathwing'in tarafında. Yani bilmeden tabii Deathwing ama Daval Prestor'un tarafındalar ve böyle bir artık şey, bunu da şeye benzetebiliriz. İşte Star Wars'ta İmparator'un gücünü arttırdığı kısımdaki politik oyunları var ya, buna çok paralel bir şekilde işte kendi etkisini, Alliance içindeki etkisini böyle arttırıyor ve en sonunda tabii Alliance'ın başına ben geçeyim de bunları işte kullanayım serçe parmağımla gibi bir amacı var. Tam bu amacına da ulaşmak üzereyken bir yanlış hamle yapıyor. Kirin Tor'a bulaşıyor. Ve işte bütün bu kendi yanındaki saydığım isimleri, işte Perenold, Greymane, işte Trollbane, hatta işte Dalin Proudmoore, Kul Tiras'ın, bunların hepsini işte Dalaran'a karşı örgütlüyor. Diyor ki işte bu Dalaran işte insan şeyine ters işler yapıyor. Bizi hedef haline getiriyorlar falan diyor. Ama işte o sırada Krasus, kırmızılardan olan işte ve işte Alex Raza'nın eski eşi, insan formunda büyücülere yardım edeyim, yol göstereyim diye orada onların arasındayken bunu fark ediyor ve işte Deathwing'in aslında bir ejderha olduğunu ispatlamak için ilk başta uyarıyor. Tabii inanmıyorlar insanlar bunu göremedikleri için, ama işte Kirin Tor büyücüleri üzerinden ona işte yol gösterip, bakın gerçek yüzünü böyle görebilirsiniz diye onu böyle şey yapıyor, işte yol göstermeye başlıyor. Deathwing bunu engellemek için işte Krasus'u çaktırmadan öldüreyim diye giderken bir Krasus'un kalesi, dairesi, onun evinin oradaki bir şeye, trap'e yakalanıyor. Yani tuzağa yakalanıyor. Endless Hunger diye bir tuzak koymuş oraya işte Krasus. Buna yakalanıyor ve yaralanıp ondan sonra işte kaçmaya çalışırken bu sefer gerçek yüzü ortaya çıkıyor ve işte Daval Prestor'u büyücüler de, diğer liderler de şey olarak görüyorlar. Boş bir büyük güç kaynağı gibi görüyorlar bir anda. Ve diyorlar ki işte bu aslında Medivh kadar güçlü bir işte yaratıkmış, büyücüymüş, aslında insan değil falan diyorlar. Ondan sonra işte gerçek yüzü ortaya çıkıyor ve kaçıp saklanmak zorunda kalıyor. İşte bütün ona destek veren herkes de vay anasını falan diyorlar. Demek ki kandırılmışız diyorlar. İşte bildiğiniz kandırılma muhabbeti. Terranos evet. Özellikle. Aa işte kandırılmışız diyor ve işte Kirin Tor'u son anda işte hepsine saldıracakken, işte onu dışlayacakken bu sefer Kirin Tor'u konseye alıyorlar bir nevi. İşte ya da Kirin Tor'dan bir elçiyi. Ve bu şekilde işte Lordaeron Alliance'ı kurtulmuş oluyor. Tam bundan sonra da işte zaten işte Grim Battle Savaşı oluyor Alex Straza'yı kurtarmak için. Buna da işte
kaçtığı için müdahale edemiyor işte Deathwing ve artık böyle saklanıp tekrar inzivaya çekilmek zorunda kalıyor. Bütün hizmetkarları Grimbatol'daki bütün artık şey kendi emrindekiler de tabii yenildiği için bu böyle kalıyor orada ve oraya işte sonradan devam edemiyorlar. Deathwing inzivaya çekildiği kısmı şey olarak biliyoruz. İşte burada nereye gittiğini bilmiyoruz ama çok sonradan öğreniyoruz ki işte Deep Hole. Deep Hole'a gitmiş. Orada güç topluyor elementlerden. Orada elementer güç ortamdan. Enerjilerden güç topluyor. Absorbe ediyor kendini. Evet. Hatta işte oranın elemental lordu bile bunu engelleyemiyor. O kadar da toprak gücü dolayısıyla buna hakim ve işte aslında yandaşı olmamasına rağmen işte ses çıkaramıyorlar. Ve işte Deepon'da o zamanla itibaren saklanmaya başlıyor. Tabii bundan sonra siyahların etkisi bitmiyor. Hatta işte World of Warcraft kısmına geçtikten sonra 12 siyahı bizzat Stormwind'de görüyoruz. Çünkü işte artık Stormwind'in kralı yok ve işte bir çocuk var. Anduin o sırada toy bir velet ne yazık ki ve işte onun baş danışmanı, koruyucusu olan işte bir nevi mürebbiyesi mi diyelim artık şey. O aslında 12 siyah ve işte farklı bir isimle hemen de adına bakayım. Zaten Katrana Prestor. Katrana Prestor onu o sebebe yani Stormwind'in kralsız olma sebebi de 12 siyah. Evet aynen ilk başta çünkü kaçırıyor şey işte... Varyan'ı ve işte evet. Delirtiyor, işte hafızasını siliyor falan ve Varyan bir delirmiş bir biri zannediyorlar işte. Şeyde saklanıyor hatta. Müsaade edersen ben şey yapayım abi. Kişinin 2002'ye Onyxia'yı. Onyxia'da Varyan'ı sen de şöyle observe edersin. Müdahale etmen gerektiği yerde müdahale edersin. Abi kaynak sorun yaşarsan benim Chronicle yazılarında da 12 şeyle neferdim. Evet. Dur onu da yazalım var. Abiler. Arkidaşlar. Şuraya bakmayı unutmuyoruz. Yok zaten benim önümde açık. Çetede gitsin diye yazdım. Tekrardan arada dolanıyor zaten. Şimdi arkadaşlar World of Warcraft'ta ilk giriş yaptığınız andan itibaren zaten görüyorsunuz ki küçük bir Prens Anduin mevzusu var. O elinde bir tane de sopa oyuncakla falan geziyor. O mevzuya gelişinin arka perdesinde yatan kişi Onyxia. Biz ona Katrana diyeceğiz şimdi belli bir süre. Katrana Prestor zamanında bu nasıl söyleyeyim işçi sendikası mı diyelim. Bir sendikayı kandırmasına yol açıyor. Şöyle o hikaye arkadaşlar. Stormwind 1. Savaş'ta tamamen yerle bir olup yıkıldıktan sonra kral ve soylu ailesi bir taş ocağı gibi kuruyorlar. İşte taşeron şirketler topluyorlar. Diyorlar ki arkadaşlar bu taş ustalarına siz gelin Stormwind'i yeniden yapın. Biz de size belli bir miktarda para ödeyeceğiz diyorlar. Ancak tabii Katrana'nın da özellikle anti manipülesiyle, yozlaştırmasıyla soylular diyor ki biz size para vermek istemiyoruz diyor. Kralı da bu şekilde ikna ediyorlar. En sonunda para vermeyi reddediyorlar. Ancak tabii her hikayede her ne derler adil kralın arkasında bir güzel kraliçe, güzel iyi niyetli kraliçe olduğu gibi Varian'ın da eşi çok iyi niyetli bir insan. Ve bu sorunu çözeceğini ve bir günde ayaklanmada buna müdahale edeceğini söylüyor. Ve bir balkon konuşması yapmaya çıktığında bu ayaklanmaya... Kafasında bir tane taş geliyor. Evet ayaklanma sırasında kafasına taş geliyor. Anlatıyoruz işte. Abi ya gerçekten Tiff'in ölümü çok kolay. Ama öyle yani. Öyle yani. tek taşla headshot diyor Tiff'in. Varian. Oynadı ben dayanamadım abi çünkü o kadar basit ve komik yani. Yapacak bir şey yok. Öyle yazmışlar. O sahneyi de koyabilirsen yani böyle çat diye taş geliyor. Aa öldü oluyorlar böyle. Evet. Ne yazık. Kralın eşi ölüyor ve kral rage'e giriyor. Bu konuyu affedemiyor ve nasıl söyleyeyim neydi o Deadmines'daki ekibin adı? Hatırlayacağım. Defiance Brotherhood bu şekilde kurulmuş oluyor hatta zaten sürülen taş ustaları aslında kendileri. Şimdi burada Mason loncası yani evet, arkadaşlar. Evet. Mason. Mason loncası. Ama Azeroth'un Mason loncası. Çok da bulandırmayacağım o sırada. Tabii Onyxia'nın yani Katrana Prestor'un planı sadece bu kadar değil. Tamamen bu Stormwind Krallığı'nı yok etmek niyetinde. Bundan dolayı da aynı yine bu sebepten kurulan bu Defiance Brotherhood'a nasıl söyleyeyim? Varian'ı kaçırttırıyor.
Ve deniz yoluyla kaçırıyorlar. Alcaz adası ki gerçek hayattaki Alcatraz adasına atıf evet. yapılan ismiyle Alcaz adasına kaçırıyor. Burada büyüyle Katrana Prestor iki şeye sokuyor, benliğe sokuyor. Buradaki amacı şu, iki benliğe sokacak, zayıf iradeli olan Varian'ı Stormwind'in başına tekrar geçirecek ve istediği şekilde yönetecek, diğerini de öldürecek. Tabii planladığı gibi gitmiyor. Güçlü Varian denize hop atlıyor. O sırada Rekkar'ın gladyatör ekibine dahil oluyor. Hiç konumuzla alakası yok. Tekrardan birleşeceğiz. Diğerini de nasıl söyleyeyim? Kurtarıyoruz hani bir şekilde. Dediğim gibi siyahlarla alakası yok. Tekrar şey yapayım. Varian nasıl söyleyeyim? Stormwind'e geri getiriyorlar. Stormwind'e geri getiriyorlar ama irade düşük. Ve mevzu bahis farklı. Daha sonra biz oyuncular olarak çıkartacağız bu mevzuyu ortaya. Katrana Prestor olarak tekrar çünkü gelecek Stormwind'e. Bu sefer zayıf olduğu için zaten amacı oydu. Manipüle etmesi kolaydı. Varian'ı manipüle ederken hatta ve hatta şöyle bir durum yaşanır. Cüceler gelir bir sebepten ötürü King Varian'dan yardım isterler. Aslında kral çok naç böyle hemen masum bir şekilde kabul edecekken bu tarz şeyi manipülesiyle, anti manipülesiyle Onyx'ya reddettirir. Hatta ve hatta ilk Alliance'daki çatırdamalarda bu dönemde başlar, cücelerle insanların arası açılır. O mevzuda bu ara Dagran Tarisyan muhabbetidir. Velhasıl daha sonra arkadaşlar mevzu öğreniliyor. Biz oyuncular açığa çıkartıyoruz Onyxia'nın gerçek kimliğini. Klasik oynayan arkadaşlar bile diye böyle Katrana Prestor gerçek yüzünü sarayın ortasında göstermiştir. Ve bu sırada da Anduin'i kaçırır. Kendi inine saklanır. O da Kalimdor'daki o meşhur gittiğimiz Vyborgs şey diye dendiği geçiyor. Orada Teramor'un hafif güneyinde bulunan mağaradır. Aynen evet. öyle. Ve daha sonra Rekkar ekibiyle bir şekilde gelen güçlü Varian ki işte Stormwind'den gelen güçlü şey zayıf Varian ikisi birlikte oğlunu kurtarmak için Onyxia'nın ininde buluşurlar. Onyxia tam bu ikisini de böyle tek şeyde ne derim üflemeyle yok edecekken birbirleri içine düşerler ve tekrar benlikleri birleşiverir. Bu birleşme sonrasında da eski gücüne kavuşan Varian tek hamlede Onyxia'nın kafasını uçurur ve Onyxia'nın kafası da uçmuş kafası da bir zafer nişanesi olarak Stormwind'in kapısına asılır. Onyxia'nın yes. hızlı şeyi bu şekilde. Hatta ve hatta oyunda her iki taraf kesmesine rağmen hikayeye göre Onyxia'yı Alliance ve daha doğrusu direkt olarak kral Varian kesmiştir. Varian evet. Evet. Neferyan'a devam edeyim mi? Bilmiyorum ben. Evet, devam. Bu hikaye. Kaptırdık gidiyor evet. Oyunla alakalı olduğu içindir ya. Ondan biliyorsundur. Neferyan da zaten aynen buradan sonraki olayın devamı. O yüzden bence devam. Neferyan da Blackrock Orkları ile alakalı. Evet, şey, Neferyan 13'ye Alliance kısmında bakıyor. Evet abi ya, devam et. BlackRock mantığındaki orklar. Babalarının işini devam ettiriyorlar aynen. Biri evet. orklarla, biri insanlarla. Şimdi şöyle BlackRock Dağı diye geçiyor ama BlackRock Dağı'nın adı nasıl söyleyeyim orklardan önce konuyor. Yani orklardaki BlackRock klanıyla karıştırılmasın. Hatta ve hatta orklar BlackRock adı olduğu için bu dağı seçiyorlar. İşte o dönemin işte Warchief sanırım Ogrim'di. İşte isminden dolayı burası bize şans getirecek falan diye böyle konuşmalar yapıyor. O sırada Ragnaros altta kükrüyor. Depremler oluyor. Aa diyor bak iyiye işaret bunlar diyor. Falan filan. Biraz da gaza geliyorlar. Evet batıl inançları ağır olsun dönemlerde. Ve inanıyorlar buna. Buraya yerleşmeye başlıyorlar. Ancak tabii burada nasıl söyleyeyim. Mutalist bir yaşam sürmeye başlıyorlar siyah dragon siyah ejderhalarla orklar çünkü öte yandan Dark Iron cüceleriyle Ragnaros ekibi var yani onlar da dağın nasıl söyleyeyim içerisinde bulunan hakim güçlerden bir tanesi daha çok işte bu ork iş o neydi çocukların adı Rent ve şey midir Mayim o Blackhand'in çocukları hatta Ogrim ikinci savaşın şeyine doğru. Bunlar biraz daha böyle yabanilik yapıp gruptan ayrılma şeyleri gösteriyorlar, hareketleri gösteriyorlar. İyiden iyiye ejderhalarla işbirliği yapmaya başlıyorlar. Aslında Neferya'nın amacı hem dağı kontrolü altına alıp hem de Eastern Kingdoms'a bu dağın içerisinde yaptığı şeyler mi diyeyim ya da deneylerle yaptığı oyuncaklarla hükmetmek amacında. Yani Onyxia'nın görevi
nasıl söyleyeyim, manipülasyonla insanları yönetmekken Neferya'nın görevi ise tamamen yıkımla birlikte yönetmek. Ve bunu da yapmasının yolu ney Dragonfly şeydi, o ilk Kromagus'un olduğu. Chromatic Dragonflight'ı kurup bu şekilde nasıl söyleyeyim, insanoğlunu ve dağı ele geçirip daha sonra insanoğlunu ele geçirmek niyetinde. Tabii biz burada ilk oyunda direkt olarak yine devreye giriyoruz. Burada da hikayeye göre Thrall ve daha doğrusu Saurfang tayfası devreye girdiği söylenir. Çünkü Blackrock klanı ile ilgili musibetlerinden dolayı orklar arasındaki dirlik ve düzeni sağlamak istiyorlar. Aynı zamanda Alliance'la ilgili bir hani barış söz konusu, barış dile getirme söz konusu, ancak Red Ridge Dağı'ndaki, Red Ridge bölgesindeki ork şeyleri de sürekli olarak horda mal edildiğinden dolayı Thrall da ve daha doğrusu Saurfang genel, yani şey düşünün, Thrall evet gidelim halledelim diyor ama Saurfang yönetiyor orduyu, or sıradaki komutayı. Ve Chronicles'a göre orayı horda hallediyor. Evet, orayı da horda hallediyor ve Saurfang hallediyor. Neferya'nın da kafası bu sefer Orgrimmar'a bir zafer nişanesi olarak takılıyor. Ama burada belirtmek isterim ki Neferya'nın yaptıkları gerçekten çok değişik şeyler. Yani bir ejderha olayım da işte gelip de size işte ateş püskürterek öldüreyim tarzı değil. Tamamen deneyler yaparak, canlı varlıkları bozarak, farklı şekillere sokarak başka türde yok etmeyi seçiyor. Yani biraz da orada Neferya'nın aslında zekasını görebiliyorsunuz. Biraz daha siyahları konuşurken hep şey diyebiliriz, işte taş fırlatacak taşların efendileri, işte karaların efendileri falan değil. Gerçekten çok zekiler. Bayağı bildiğiniz böyle laboratuvar ortamlarında deneyler yaparak siyahları güçlendirip, işte o Murat'ın da dediği gibi kromatik bir ejderha sınıfı yaratıp bunları insanoğlunun üstüne salmak istiyorlar. Şimdi bir devamı var ama girmeyeyim oraya. Neferya ve Onyxia aslında bu şekilde arkadaşlar. İki kardeş. Ama hani onun kataklizmi o zaman çok güzel özet geçelim. Kataklizmden önce ikinci Grim Battle savaşı var. Zaten kataklizmin yolunu yapan savaş o da bir nevi aslında. Ama onu da daha önce aslında anlattık çünkü. Ejderhanın gecesi miydi o da? Evet. Hemen emin olayım. Evet, Ejderhanın gecesi. Orada da Sintaria, Sinestra yani. Evet. Aslında Grim Battle'un diplerinde işte Twilight Dragonflight'ı yaratmaya çalıştığı ortaya çıkıyor ve işte Nether Dragon'lardan bir tanesi kendini feda ederek, bunu da işte mavilerde detaylı anlatmıştık. İşte bu Sinestra'nın ilk saldırısını bir nevi engellemiş oluyorlar. Buna da ikinci Grim Battle Savaşı deniyor. Bunu da zaten bir kısmını aslında dungeon'da kalan kısmından görebiliyorsunuz. Yani savaşın kalıntıları olarak Grim Battle Dungeon'a girdiğinizde bu ikinci savaşın kalıntıları ve oradan kalan güçlerle savaşıyorsunuz zaten. Gene var siyahlar. Hatta işte en son boss olarak bir tane Faceless One var. Evet, aynen. Yani Faceless One'ın orada olma sebebi de zaten Nuzot'la birebir bağlantısı olması. Evet. Buranın da devamını dungeon'ın içinde görmüyoruz ama Raid'de aslında Raid'de Grim Battle'un devamına girmiş oluyoruz. İşte Twilight oradaki Twilight Highlands'taki kulede gördüğünüz yer aslında direkt oranın altına girip de Sinestra'ya gitmiyorsunuz. Orada işte aslında Grim Battle'a bir geçit açılıyor. Grim Battle zaten aslında oranın coğrafi olarak da yakınında ama esas bağlandığı yer altında işte Çogal'ı yendikten sonra girdiğimiz yer orası. Direkt Sinestra ile zaten karşılaşıyoruz ve aslında yenilmediğini ve orada olaya devam etmeye çalıştığını görüyoruz. Ama onu güzel dayak yediğini de görüyoruz orada ya. Ha? Güzel bir dayak yediğini de görüyoruz yani. Evet, yaralı zaten ve işte belden yukarısını ancak görüyoruz. O da bayağı façalı halde. Biz de o son kalanı bitiriyoruz. Yani esas gücünde olsa nasıl yenemeyeceğimizi de aslında orada anlıyoruz ki zaten o halinde bile bize işte hem işte bir Nether Dragon yardım ediyor hem de bir kırmızı işte yardım ediyor. İlk kendi doğurduğu işte Twilight Dragon olan Drake de o halinde annesine karşı dönüyor son anda. Oh, bütün hepsinin yardımıyla yenebiliyoruz yani
raid olmasına rağmen. Evet. Güç farkını da oradan anlayın yani. O kadar güçlü Sinestra. Sinestra. Yani zaten Sinestra Deathwing'in eşi. Yani oradan da anlayın işte ne kadar güçlüymüş ilk baştan. Yani Neltarion zamanından beri eşi ve işte her zaman da sadık ve onu işte takip ediyor. Ve Nether Dragon'ları da işte Outland'da zaten Nether Drake almak için görevleri yaptıysanız orada Sinestra'yı human formunda Blood Elf olarak görüyorsunuz. İşte oradaki faction'ı oluşturan Sinestra. Nether Drake'leri de sonradan işte kullanalım, kendi işte Twilight Dragon'larımıza çevirelim diye uğraşması sonucu oradaki faction var. Biz oraya sızıyoruz ajan olarak ve işte sonradan onları işte yıkıp o düzeni bozup işte Nether Dragon'ları kurtarıyoruz oradan. Oradaki olay da o. Oraya ama bir çok kısa parantez açabilir miyim? Dragonflight'ı Vexion'a devam ettiriyor. Evet, evet. Yani sonradan yok edemiyoruz tabii ki. Ancak sadece Outland'daki bu şeyi işte aşamasını yok ediyoruz. Ama ne Green Battle'ın altındaki kısmı yok olmuş ne de işte Twilight Dragon'lar yok olmuş. Hepsi ayrı yerden. Birkaç koldan bunu denemişler ve işte başarılı olan birkaç tanesinde zaten son aşamasını işte en son Nayolata Raid'inde de görüyoruz. Vexion zaten Raid'de de var. İki tanesini de olmuş halinde orada da görüyoruz. Oradan kurtulanlar da var. İşte sonradan ayrıca kendini geliştirmiş olanlar da var. Tabii bunlar biraz Nuzot'un koruması sayesinde oluyor. Deathwing ölmesine rağmen bu yüzden etkilenmiyorlar. Kataklizm kısmını da Murat'an sen sanki anlatacak gibiydin. Bilemiyorum yani. Kataya girmeden çok araya bir parantez açabilir miyim? Deathwing'in dönüşü ve Tregosa'yı şey anlatsın, Murat'an anlatsın da çok kısa bir es istiyorum sizden. Müsaade var mı? Tabii. Ne demek? Şöyle Deathwing'e direkt Deathwing'e gelmeden Deathwing bu sırada Neferyan'ı ve Onyxia'yı tekrar kaldırıyor aslında. Ha, evet, bir tekrar görüyoruz. Daha doğrusu Neferyan'ı kaldırıyor. Neferyan diyor ki az önce size bahsettim ya, Neferyan çok seviyor. Çok zeki bir ejderha. Böyle işte gene almış deney tüplerini müplerini falan, Tesla gibi elektrik veriyor. Caz diye bir veriyor Onyxia'nın. Ama onu aslında Maloreka yaptırıyordu bu arada. Evet, ama orada hatta son şeyi hatırlıyor musun? Konuşuyorduk, geliyordu ortada, kardeşini uyandırıyordu. Bu ara evet. Neferyan'la Onyxia da kardeş. Onları evet. Da yani söylemiş olalım. Yani hala bilmeyen varsa söyleyelim. Evet, onlar kardeş. Orada yine Neferyan'ın raidinde Blackwing Descent diye geçiyor bu sefer. Bu raidde evet. Neferyan'ın yaptığı son işte hani abi o kadar deney meney dedin, klasikte giriyoruz sadece Chromagus var. Burada diğer deneylerini görebiliyorsunuz ki son boss'a gelmeden o 3 boss Atremides, işte Maloriac falan tam böyle Neferyan'ın deneysel tarafını gösteren boss'lardı. Bunu da araya sıkıştırmak istedim. Aslında Undead Dragon mu dersin bunlara? Siyah Dragonluğu kalmamış ama. Yok. Atradeimus şey aslında. Bütün Dragonflight'lardan kanları karışır. Böyle bir şey oluşturmuş ama. Ama işte kör olmuş işte. O aynen Gong falan olmamış çalıp yani öyle oldu. Bayağı akraba öyle oldu. Olmuş aynen. Yok, ben şey için diyorum, sonunda tekrardan hani ölüp uyandırıldıkları için böyle, bir de zaten formları da grimsi falan ya. Şimdi Shadowlands da geliyor, Maldraxxus'ta çok gördük böyle undead dragonları. Acaba dedim undead gördüğümüz ilk dragonları Onyxia falan sayabilir miyiz diye, ama bilmiyorum tabii ya, ki. Bence onlar zaten, çünkü onları Void Magic'le bile olsa diriltiyor aslında Onyxia'yı. Bayağı iskelet halini değiştiriyor. Evet. Ve Kataklizm mi? Evet abi, Kataklizm. Şimdi Chronicles tarzı masal şeklinde anlatayım mı? Buyurun. Olmuş da bitmiş de diye böyle. İşte bu Nuzot, Katun ve Yoxaro'nun ölümlüler onları fark edip nasıl onların tepesine bindiğini görüyor. Yani onların açık bir kendilerini açığa çıkardıkları için ne kadar kolay indiklerini gördüğü için farklı bir şey yapmam gerekiyor ve Deathwing'e ulaşıyor. Yok, önce bütün elemental lordlara ulaşıyor. Ragnaros'a Alakir tamam diyorlar. Biz zaten senle kankaydık. Senle devam ederiz diyorlar ama Terazane'le Neptulon dedi git yani artık seninle bir işimiz kalmadı. Artık sana bağlı değilim diyorlar. Ve onlar onu reddediyor. Sonra Deathwing'e ulaşıyor. Deathwing'e Deep Helm'deyken
tekrar küçüklemesi yapıyor ve Twilight Hammer üyelerine Chogol'a haber verip, hani artık vakti geldi diye haber verip, biz bir miktar Twilight Hammer üyesini decoy'a yolluyor. Deathwing'in zırhının üzerinde çalışmaları için. Ya bu kez goblinler yapmıyor aslında. Şey. Evet. Yani şimdi Twilight Hammer'da her ırk var da. Twilight Hammer'ı aslında yolluyor ve onlar Deathwing'in yeni zırhı, daha güçlü zırhı hakkında çalışıyor, üzerinde çalışıyorlar. Ve Deathwing o elemental plane'in gücünü absorbe ediyor. Chronicles'ta yazdığına göre. Evet. Ve aslında dünyanın dengesinin bozulmasının sebebi de o yani. Çünkü o elemental plane böyle bir, nasıl desek onu, element düzeninin denge taşı gibi bir şey. Yani o dur, o sabit ve düzgün durduğu sürece Azeroth'un dengesinde bir sorun yok hani. Evet. Gayet toprak, sağlam bir şekilde. Evet. Toprak elementinin dengesini o elemental plane'deki o tapınak sağlıyor. Ama evet, o tapınak tabii bu depremler falan olmaya başlıyor. Zaten işte Deathwing orada şeyde, sinematikte de gördüğümüz şey o. Deathwing orada orayı yıkıp geçiyor. Aynen, zırhı çakıldıkça işte sallanıyor, şey alıyor ve evet, işte her acı çektiğinde bir deprem yaratıyor. Zaten kataklizm gelmeden önceki pre-expansion eventte oydu. Depremler oluyordu ve elementler çıkmaya, saldırmaya başlıyordu dünyanın dengesi bozulduğu için. İşte en sonunda da aynen o sinematikteki olay oluyor ve kataklizm yaşanıyor. Kataklizm olayı zaten Deathwing'in Deepholm'dan çıkması ve o dengeyi yok etmesi. Evet, işte Nzota artık hani Hour of Twilight'ı gerçekleştirmenin vaktinin geldiğine karar verip Nzota Deathwing'e bir güçlü yüklemesi yapıp kendisinden, hadi artık sen bir çık oradan, başla diyor. Ama tabii şeyi de yazıyor yani, Deathwing, Nzot'un derdi Hour of Twilight gerçekleştikten sonra Deathwing'den de kurtulmak, ki zaten End Time Dungeon'da da onu görüyorsunuz. Ondan da kurtulmuşlar ya da Deathwing kendi intihar etmiş, onu bilemiyoruz. ve hani bir yandan da Twilight Hammer'la Chogal'ın emrinde saldırı yapıyor. Bir yandan Ragnaros'u Deathwing aracılığıyla uyandırıp Mount Ajah'a saldırıyor. Bir yandan Anakir ile Uldum'da saldırıyor. Şey yani, Kataklizm'de ben güncel oynamadığım için ne kadar istediğimi bilmiyorum ama her yerden baskı vardı aslında Kataklizm'de, Alliance'da orada. Zaten bölge görevlerini yapıyorsan hepsinde hikayesini anlatıyor. Hepsinde Deathwing'in birebir bağlantısı ve etkisi var. Hepsinde de Deathwing'i de bizzat görüyoruz. Bütün her zonda var yani. Ve işte ilginç olan Deathwing hani sinematiğin sonunda Stormwind'e geliyor. Daha sonra Stormwind'in işte bir tane bahçesi yandı. Orası ancak yüzyılda tamir edildi ya. Chronicles'ta yapan orası şey... Orası bu arada yıllarca o sinematikteki hali. Evet. Yıllarca yani. 3 expansion falan. Şimdi Deathwing tabi aslında Nzot'un iradesi de ilerlediği için boşa hiçbir şey yapmıyor. Chronicles'ta yazan hani İstese Stormwind'i yakabilir ama şunu tercih ediyor. Bir korku salıp üstlerinden geçerek o yarattığı yıkımda bir korku salıp Stormwind halkını Twilight Father'a yani Benedictus'a yönlendirmek. Çünkü o sırada aslında hani dediğimiz o Stormwind... Ses gitti geldi, tamam, sıkıntı yok, devam. O Cathedral of Light dediğimiz o Stormwind'in o dini pilislerin olduğu yerin başındaki Benedictus gayet old katların tarafında uzun süredir yani şeye katılmış durumda. Ama evet. İşte şimdi bütün Stormwind halkını da oraya yollayınca bu kez Twilight Summer oradan da bir trik kazanmaya başlıyor Stormwind'in içinden ve bu da bir Deathwing'in planlı bir hamlesi. Ardından bir dakika. Ragnaros aracıyla Nzot'un bu kez saldırısı Mount Ajah'la. Ancak tabii ki Ragnaros'u mağlup ediyoruz biz. İlk, yok en başta değil, sonlara doğru. Neferin Chronicles'ta çok hani Neferin Onyxa'yı şey yapmış. Hani işte onlar da öldürüldü, aradan çıkartıldı diye. Onlar boss olsun diye geldi ya zaten. Biraz zorladılar yani. Bağladılar şimdi yani. Evet, güzel bağladılar canım.
Ve Neferi, Blackwing Descent'i yanılmıyorsam Alliance hallediyordu. Olay. Ardından gelen Bastion of Twilight'ı Twilight Highlands'e çıkarma yapan Garrosh'un önderliğindeki Horde. Evet. Aynen çıkartıyor. Aynen doğru. Green Battle'da hatta. Yani Green Battle ve yok. Doğru doğru. Green Battle'da Horde işgal ediyor. Evet. Green Battle'la Bastion of Twilight'ı Horde aradan çıkartıyor ve Sinistra'yı öldürüyorlar. Onun ardından Firelands'e Chronicles bir faction belirtmemiş. Onun dışında da daha çok hani Firelands'in korumacıları demek. Şeyde lazım. Firelands'in ön questleri vardı ya orada daily yapılan yer. Evet o, evet iğrenç bir yer. Herhalde iki faction da ortak mücadele ediyor gibi gözüküyor orada. Evet. Onun Druid'ler olarak hatta böyle Druid de neydi o şeyin adı? Guardians of Hyjal olarak giriyorduk oraya. Guardians of Hyjal. Evet evet. Yani ortak bir faction giriyor. İşte şeyde Mavi Dragonlar'da anlattığımız Dragonflight'ların bu olaylar üzerine Rimbus Temple'da bir araya gelmeleri sırasında Deathwing, Maligos'un oğlu, şu an onu hatırlamıyorum Allah'a emanet. Geçen iki hafta önce bahsetmiştik, onu hı-hı, yanına çekip ardından Dragonlar arasında yarattığı sorunun ardından Kalagos'u Blue Dragonflight yapıyor, aspect yapıyorlar. İşte hero'lar olarak Firelands'ı aradan çıkartıyoruz. Bastion of Twilight'ı aradan çıkartıyoruz. Blackwing Descent'ı aradan çıkartıyoruz. Ve en sonunda Dragonflight. Pardon şeyi unutma. Taragosa kısmını da mavilerde uzun uzun dinleyebilirsiniz. Evet. Evet. Onu da geçmeyelim. Legendary Staff'ın ve işte mavilerin yeni aspektinin seçilişi kısmı. Evet. Orası mavi şey yani, olay. Hızlı gitmeye çalışıyorum ya o yüzden. Onun ardından Power of Twilight patch'i var Cataclysm'in. Hani o Dragon Soul'u geri gidip aldığımız, defalarca da anlattığımız ardından Dragon Soul'da kullandığımız patch. O patch'te Deathwing Archbishop'u Twilight Father adını verip Twilight Hammer'ın başına getiriyor ama onu da öldürüyoruz. Yani bari evet. Ve bunun ardından Dragon Soul'da Deathwing köşeye sıkıştığını hissediyor. Çünkü her taraftan bir zaferle çıktığımız için bir de artık hani elinde bir miktar Twilight Hammer ve Black Dragon'la az sayıda Black Dragon'la çoğunluk şey kalıyor. Twilight Dragon'dan Dragon'lar kalıyor. Ama karşısında tabi Azeroth'un şampiyonları bütün diğer 4 ejderha sürüsünün üyeleri var. Onun için son bir çaresiz saldırı olarak şeye saldırıyor. Rimless Temple'a. Ve orada yine Deathwing'in ağzını kırıyoruz. Basitçe. Şeye girerek işte. Eye of Eternity'ye girerek. Eye of Eternity, aynen. Ve Fox'un Gyrus'u orada alarak. İşte Gyrus, aynen. O da mavilerle ilgili kısımda gene uzun evet, uzun ne olduğunu anlatıyoruz onu. Troll'un Deathwing Dragon Soul'la çok ciddi bir şekilde yaralamasının ardından Mzot işlerin sarpa sarmaya başladığını fark edip Deathwing'e son bir güçlüklemesi daha yapıyor. Yani zaten orada artık açık açık aslında arka plandakinin Mzot olduğunu Blizzard Chronicles'da evet, şey yapmış, belirtiyor. Zaten son halinin de bir ejderha ile alakası yok yani. Evet, daha çok böyle iyice bir canavara dönüşüyor. Evet, yani. Yarı old guard bir şeye dönüşüyor. Evet, hatta çenesini ardından lootluyoruz. Evet. Ve tırnağını. Ardından Deathwing. Hatta şey de söyleyeyim. Deathwing Troll'da rakibi olarak ve hatta hani unword olarak görüyor. Yani ben varken sen nasıl earth order aynen diye. Sen kendini benim yerime mi koyuyorsun lan diyor. Ardından da Dragon Soul'la ya da Nixim'in tabiriyle Dimmerblade'le diğer aspektlerin güçlerini toplayarak Troll üzerinden Deathwing'e gönderiyoruz ve hem Deathwing'i hem de Nuzot'u mağlup ediyoruz. Ama Nuzot'un bu hani şey diyoruz ya onun için. Yenilgiden bile zafer çıkarmayı çok iyi bilen bir old god olduğu için bu olayın sonucunda aspektler güçlerini kaybediyorlar. Evet. Her defasında anlattığımız gibi. Ve Azeroth'un o tarihte itibaren ne bir gardiyanı yani Medivh ya da işte Kadar olmanın ne de bir
Dragon aspekti yani böyle çok üst seviye bir koruması kapıyor. Direği biz kapıyoruz. Zaten... Ve özetle bu. Evet. Zot da orada mağlup oluyor ama tabii daha sonraki planlar malum. Hı-hı. Bir Ratium var. Şey diyebilir miyiz? Nuzot'un aspektinin ilk yenilişi falan diye ya da Nuzot'u aspekt olarak ilk yenişimizdi falan diye. Böyle. Nuzot'u ilk mağlup edişimiz evet. Perde arkası. Evet. Ama bunda da şöyle bir şey var. Bilerek şimdi mi? Aslında yani bu Deathwing'in yenildiği fight yenilgi gibi olsa da Deathwing işte ölmüş yok edilmiş evet. Bile olsa aslında bu fight'ta Dragon aspektler aspekt gücünü kaybettiği için aslında Nuzot açısından bu çok büyük bir zafer. Evet. Yani onu tutan şimdi Old God'ları kontrol altında tutan iki şey var. Birisi işte içinde oldukları o Titan mekanizmaları ve Titanlardan kalan yapılar işte ve Titan koruyucuları. Zaten Titan koruyucularının halini Ulduar'da görüyoruz. Hepsi zaten evet. Dağılmış halde ve Loki'nin üzerinden Yogg-Saron hepsini dağıtmış ve kendisi neredeyse özgür kalmak üzereyken biz müdahale ediyoruz. Yani bu olayda da bakın o dönemde mesela işte hemen yakınından Wormrest Temple'dan bize yardım edebiliyor işte dragonlar. Güçleri o kadar var o zaman. Zaten Ysera bizzat geliyor yardım etmeye falan sonradan. Ama işte bu son aşamada yani Deathwing'in öldürüldüğü kısımda artık Azeroth'un üstündeki koruma mekanizmalarından en büyüklerinden bir tanesi gidiyor. Yani 3 tane şey var zaten. Bir tanesi yarı yarıya yıkılmış. Son kalan sadece içinde oldukları artık hapis mekanizmaları. Mekanizmalar. Bu hapis mekanizmalarını tutan, koruyan, bakan bir kimse kalmıyor artık. Önceden işte Titan koruyucular var. Dağılmış haldeler. Ulduar'da dağılıyorlar zaten. Son halleri İçler acısı. Yani bundan sonra da ejderhalar da dağılınca artık Old God'ları tutan sadece işte şey gibi düşünün. Guardiansız hapishane içindeler ve evet. İlk fırsatta çıkabilecek durumdalar artık. Ve dışarı da müdahale edebiliyorlar. Ve işte gelen geçen yakınlardan birilerini kullanıp artık bunu etkileyebiliyorlar. Yani biz resmen artık böyle yardım ediyoruz Old God'lar çıksın diye. Bunu hani en iyi kullanandan resmen kaşınıyoruz yani. Evet yani çünkü bulaştığımız bizim yani oynadığımız karakterin bulaştığı her olay yaptığı her şey resmen Nuzot'un ve diğer Old God'ların işine yarıyor. Son aşamada da Battle for Azeroth'ta düşünün işte Zalatat'ın bıçağını kullanıyoruz. Eski bir Old God yapımı olan ve içinde bir Old God hapsedildiği tahmin edilen bir şeyi önce Legion'a karşı kullanıyoruz. Bununla bir bağlantı kuruyoruz. Ve ondan sonra da bu silahı artık Nuzot'u bir nevi böyle özgür bırakmak için kullanıyoruz. İlk raid'de tabii. Son Nuzot raid'inde olan şey tartışmalı. Ama son Nuzot raid'inde de olan şey Ratyon. İşte bize geliyor. Onu bir... Aynen. Ratyon bunu Nuzot'un kabuğuna sapladığında gördüğümüz şey o bıçağa bir güç dolmasını görüyoruz. Orada bir enerjiyle evet. Doluyor bıçak ve işte göz üstündeki göz parlamaya başlıyor. Ve bir nevi böyle yeniden güç yüklenmiş gibi gözüküyor silah. Sonradan ne olduğunu, nereye düştüğünü hiçbirimiz görmüyoruz. Evet, hiçbir yerde yok bıçak. Evet ve Ratyon da o olaydan sonra son savaşa katılmıyor. Ona da dikkat edin. Evet. Bu ön bilgiyi verdikten sonra şimdi Ratyon'la ilgili kısmı anlatabiliriz herhalde. İşte Pandaria ve daha sonra işte Warlords of Draenor'un yolunu yapan olaylar. Bunlar pardon. Hep... Arkadaşlar döndük dolaştık yine Nuzot'a geldik. Özür dileriz. Kaçtırmıyoruz yani. Hadi bakalım. Başla. Hı-hı. Evet. Şimdi tabii siyahları anlatıp da son aşamasında Ratyon'a değinmemek ne yazık ki olmaz. Ratyon'un İlk başta aslında çok daha önce görüyoruz ve işte Ratyon bölümümüzü izlerseniz detaylı olarak nasıl ilk ortaya çıkıyor, nasıl ilk işte zorla doğruluyor, bir nevi işte temizleniyor gibi gözükse de temizlenmesi için yapılan artık ritüel nasıl yani tartışmalı
onu görüyorsunuz. Yani ufakça hatırlatayım, tam şimdi quest'i açmadım ama Retio'nun doğması için doğmamış bir kırmızı ejderha yumurtası feda ediliyor, kurban ediliyor. Ve işte özel bir titan gücü, titan aleti iddia eden bir tane gnom var. Ama bu gnomun ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bu şey de olabilir. Bir Twilight Hammer'ın bir hizmetkarı ya da bir işte onlara çalışan bir bilim adamı da olabilir. Ve ama şey de olabilir. İşte bir ya da bir siyah ejderha işte o formda bizi kandırıyor ve işte bu mekanizmayı farklı amaçla kullanmamızı sağlıyor da olabilir. Bunların hiçbirini bilmiyoruz ama bizim gördüğümüz kadarı orada bir gnom var. İşte bu siyah ejderhayı kurtaralım, temizleyelim, işte onun corruption'ını temizlenmiş halde doğsun falan diye bunu yapıyor. Ama bunu yaparken bir sürü tartışmalı şey yapıyor. İşte Ratyon böyle doğuyor. Ondan sonra da işte Ratyon'u uzun süre yavru bir ejderha olarak görüyoruz. Bilmiyorum. Hatta Pandaria'daki gördüğümüz işte insan formunda büyük gözükse de işte ejderhaya dönüştüğünde ufak bir Welt olarak gözüküyor. Bir Black Welt olarak. Oralarda bile küçük yani. Esas gücünde değil. En sonda zaten Pandaria'daki artık görevde iyice içli dışlı olduğumuz zaman Ratyon'la bize işte o zamanki Legendary Cloak'u veriyor. Bunun için bize görevler yaptırıyor. İşte şuradan şunu topla, buradan bunu topla. Bunu yaparken de gayet tartışmalı eylemleri var. Mesela işte Thunder King'in kalbini getir bana diyor mesela. Yani iyi evet. Amaçla bir şeyler yapıyor. İşte geleceği göreceğim onun sayesinde falan diyor ama bunu yaptığında geleceği değil başka şeyler gördüğünü görüyoruz evet. O anda ama bize şey diyor. Aa, o görüntü gitti işte, göremedim devamını. O an oldu, yaşandı, geçti falan diyor. Ve bize ama transferken Titanların öldüğünü öğreniyor. Aynen. O transa geçtiğinde bize bunu söylüyor. Titanların aslında artık olmadığını söylüyor. Daha sonra da bunu zaten Legion'daki işte Lightheart göreviyle bir nevi confirm edilmiş oluyor. Onaylanıyor. İşte bizzat bize işte orada bunu anlatıyor bir işte Prime Nauru ve hakikaten böyle olmuş. İşte Sargeras bütün Titanları öldürmüş diye detayını da orada öğrenmiş oluyoruz. Bu arada çok pardon bir gördüm hani şimdi şey tartışma çıktı yani işte Blizzard işte peç hikaye yazıyor işte canları sıkıldı öyle bir yorumlar var. Hadi canım. Mist of Pandaria'da Chronicles'ta söyleyecekleri Titan mevzusunu da mesajını vermişler. Evet. Chronicles orada çıkmadan 3 yıl önce galiba, hatta galiba 4 yıl önce daha evet. Son Titan'ı korumalıyız diye oraya bir şey koymuşlar. Onun için evet. Hani arkadaşlar öyle yani Blizzard peç yazmıyor. Yani canı sıkılınca retcon atamıyor ki atamaz. Yani çünkü bunun örneğini çok verdim. Çok uzatmayacağım evet. Ama yani o kadar uzun bir story dokümentini canınız sıkıldıkça bir şey ekleyip çıkartamazsınız yani. Ve onu çok yazdım. Yani retcon onun için öyle canları sıkıldıkça atamazlar onu. Ya zaten şöyle de bir şey var. Ta Pandaria çıkmadan önce ilk bu muhabbet oldu. İşte ne kadar ileriki expansionları planlıyorsunuz gibi bir soru ta o zamanki BlizzCon'da gelmişti. O zaman dedikleri 3 sonraki expansion şu anda planlı dediler. İşte sonradan Legion'dan önce işte 2 sonraki planlı hep 2 tanesi hazır olarak gidiyoruz dediler. Battle for Azeroth çıkmadan önce de 2 tanesi hazır, 3.'sü de planlı halde production'a başlamadı sadece dediler. Yani bunu bakın production'a yani oyunu üretme aşamasına kodlamaya işte modellemeye geçme kısmı için hikayenin %100 oturmuş olması lazım. Yani %100 olmasa bile %99 oturmuş olması lazım ana olayın işte neler olacağının ki ona göre altyapısını oluştursunlar. İşte zone'ları, boss'ları, işte fight'ları, dungeon'ları tasarlasınlar falan. Yani bu detay kısmını yapmak için ön çalışmaya çok çok önceden başlıyorlar. Retcon gibi bir şey olmasın diye zaten Chronicle'ı çıkardılar. Geçmişle ilgili tutarsızlıkların hepsini temizlediler. Hatta Warcraft Reforged Chronicle'daki hikayeyle çıkacaktı. Tepki görünce eski haline çevirdiler. Öyle de olaylar var.
Hatta yani... şöyle çok güzel bir örnek vereyim. Konuyla da ilintili. Biz mesela çok sıkça söyledik bu yayında da. Ejderhalar Adası, Dragon Isles, Dragon Isles falan mevzusunu evet. bahsettik. Ta ne zamandan beri tasarlandığını şimdi gönderdiğim linkten bakabilirsiniz. Böyle kadim tarihlerden falan bu tarz konuların mevzusu geçiyor. Belki iki expansion sonra göreceğiz bunu ama ta dediğim gibi ne zamandan yazıldığını da yani Warcraft'ın hikayesi sketch olarak ele alınırken bile yani mevzu bahis Dragon olduğunu Isles'da gösteren bir durumda söz konusu. Evet, aynen. Zaten çok öldük. Evet, devam. Yok, yok. Bağlantılı bir kalbin yemesinden bahsediyoruz. Evet, yani Retio'nun işte ilk bu tartışmalı hareketlerini orada görmeye başlıyoruz. Ondan sonra da zaten işte Pandaria'nın sonunda bize aslında ben işte Alliance'ı tutuyordum. Orada işte gelsinler diye her şeyi yaptım. Bu gerizekalılar işte barış yapmayı seçti falan diye böyle sinir yapıyor falan. O halde görüyor. Açık açık söylüyor bu arada. Açık açık söylüyor bunu da aynen. Yani bir şeyi beceremediniz o kadar ben size her şeyi hazırladım falan diyor. Ama işte en son planları olmuyor. Sonradan da bu planları olmadığı için yeni bir çözüm yaratmaya çalışıyor. Çünkü aslında Alliance'a kazandırıp işte bütün Azeroth'u tek bir bayrak altında toplamaktaki amacı bizi Legion'a karşı hazırlamak. Bunu da en başından beri diyor zaten. Legion'a karşı işte Legion gelecek, işte büyük tehlike geliyor falan diye her aşamada işte biz bu Legendary Club görevini de yaparken görüyoruz. Onun şu anda oyunda oynayamıyorsunuz ama videosu var. Nobel'in galiba çok güzel bir videosu var. Baştan sona bu bütün olayı yan detaylarıyla anlattığı. Oradan görebilirsiniz. Sonunda Retio'nun o delirip itiraf ettiği kısmı da orada izleyebilirsiniz. Bu olaydan sonra Retio'nun bu planı tutmadığı için yeni bir şey yapmak için ortadan kayboluyor. Tam bu sırada da bu Timeless Isle ortaya çıkıyor. Yani böyle bir zaman kırılması, bir zaman fenomeni ortaya çıkıyor. Bronzlarda anlattık bu kısmı. Kairos Dormu geliyor buraya işte bronzların elçisi olarak. Tabii o zaman Deathwing'i yendiğimiz için aslında Aspect'in onu göndermesi mümkün değil ve işte kalan güçleriyle gözlemci olarak buradaki durumu İşte gözlemleyelim diye geliyor oraya güya işte Kairos Dorm'u. En azından bize böyle diyor. Zaten geldiği, yanında getirdiği yandaşları da Bronze Dragonflight olarak değil Time Walkers olarak geliyorlar. Ve en baştan biraz şüpheliler. İşte bize bu adayı anlamamız için yardım ediyorlar güya falan ama aslında planlarının başka olduğunu anlıyoruz. Meğerse buradaki zaman kırılmasının gücünü kullanarak Timeless Isle'daki yani fenomenin zaman üstündeki etkisini kullanarak bronzların gücünü kullanıyormuş gibi yapıp o Yuxa bastı bu arada. Ona bir teşekkür edelim. Teşekkür ederiz. Ya, ne yaptın abi? Ordu toplayıp gelmiş. Hepinize selam. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz diyoruz. Devam kahveden adam toplayanlar. Denizciğim. Teşekkürler. Denizciğim. Bu arada doğum günü kutlu olsun. Daha sonra da. Aynen biz yazacaktık ama Eda söyledi madem araya girmiş olsun. Nice mutlu yıllara diyelim. Güzel güzel yaşların olsun inşallah. İnşallah ne kadar güzel abi. Baskına geldiler. Evet evet baskın basanındır dediler. Deniz'den gelenler de hoş geldiniz efendim. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Evet, o zaman Retio'nun devam hikayesini Yuxa ve arkadaşları için anlatacağım. Böldük ama iyice artık biraz daralt yoksa bitecek. Evet, tabii tabii az kaldı zaten. Yani işte bronzlarda aslında bu kısmı anlattık işte. Kairos Dormu'nun ve Retio'nun yaptıkları yüzünden oradaki şeyi de kullanarak işte Timeless Island fenomenini kullanarak Garrosh'u son anda kaçırıyorlar ve Garrosh aslında orada tam davası bittikten sonra ve affedildikten sonra canı bağışlandıktan sonra daha doğrusu aslında kendini bir nevi kurtarmış olacakken birden işte kaçırılıyor. İşte Dragon Maw klanıyla beraber Retion ve Kairos Dorm'u işte Temple of the White Tiger'ı basıyorlar Pandaria'da davanın yapıldığı yeri. Bunu da War Crimes kitabında okuyabilirsiniz bu arada. Evet.
bunun sonunda Garrosh'u kaçırıyorlar ve işte Ratio'nun yeni planını orada öğrenmiş oluyoruz. İşte Alliance altında toplanamadınız. O zaman işte senin liderliğinde diye Garrosh'u işte sonsuz hordun War Chief'i olacaksın diyor ve bütün alternatif evrenlerden işte orkları toplayıp bunlar Legion'ın emri altına girmeden bunları tek büyük bir ordu haline getirip Legion'a karşı işte sen yöneteceksin diyor. Ama Garrosh bunu kabul etmiyor. Ben sizin piyonunuz değilim. Bu şekilde de olmaz falan diyor. Ama işte Kairos Dorm'u aşağılıyor Garrosh. Yani sus sen işte yap, denileni yap köpek falan modunda davranıyor. Tabii Garrosh iyice kuduruyor buna ve ilk fırsatını yakaladığında Kairos Dorm'u çıplak elleriyle öldürüyor. Ve ondan sonra serbest kalıyor. Serbest kaldıktan sonra işte alternatif Draenor'da tabii ve oradaki babasının artık denge olan alternatif evrendeki Grom'a gidip işte onun işte Demon kanından içerse nasıl kötü olacağını, her şeyin nasıl kötü gideceğini ve özgürlüklerini kaybedip nasıl esir olacaklarını anlatıyor, ikna ediyor. Birkaç olay da oluyor bunu ikna etmesi için. Ve en sonunda Garrosh işte Iron Horde'u kuruyor. Ve işte başına Grom geçiyor. Ve ondan sonra da zaten intikam almak için işte Garrosh bizi yönlendiriyor ve Garrosh'un bildiği kadarıyla işte orada Dark Portal'ı kuruyorlar. Oradaki Gul'danı kullanarak ve bizim zamanımıza, bizim işte gerçekliğimizdeki Azeroth'a işte o kırmızı haldeki Dark Portal'ı açıyorlar ve Iron Horde işgali başlıyor. Bütün bunların yani tetikleyicisi Ratyon ve Kairos Dorm'u. Onların sayesinde ya da yüzünden oluyor bunlar. Yani Garrosh'un da aslında yanlış anlaşılmasının ve sonradan da kötüye dön, yani kötü gözükmesinin sebebi bu. Yani Garrosh orada aslında masumiyeti ispatlandığı halde yine de öldürülme istenmesine ve yine de işte bu hakkın ona verilmemesine karşı intikam almak için aslında Azeroth'a saldırıyor. Ona bunu yapanlara ve ona ihanet edenlere saldırıyor. Ama tabii sonradan işte Thrall'la olan dövüşünde bundan Thrall'ı sorumlu tuttuğunu görüyoruz falan. Orası ayrı hikaye. Çok pardon Görkem. Bunların sonucunda Legion Azeroth'a istila ediyor ve Legion'u mağlup ediyoruz. Ancak Belalar'ın zamanında çok güzel bir teori videosu vardı. Nuzot'un Legion istilasına kısmen ettiği etki. Yani o Legion istilasının tetiklemesi hakkında. Onu da hani ben yazmıştım ama çok kısa özet geçersek Arkeman üzerinden Emrah Nightmare'a ait bir eşya çıkıyor. Evet. Software'ın sonunda. Ve Gravius da yardım ediyor. Legion'in saldırısında. Yani Nuzot hem Vratian üzerinden hem de kendi Zeus'un aracılığıyla Legion'ı biraz manipüle edip bu saldırıyı sağlıyor ve daha sonra yenilmesini sağlıyor. Ve başındaki en büyük tehdit gidiyor bunların sonucunda. Yani Sargeras hapsolmuş durumda. Evet. Bayağı Nuzot'a yarayan bir durumda ki Nuzot ondan sonra coştu zaten. Evet. Orası gerçekten şu şekilde bak, önemli. Şimdi Ratyon bir yani siyah ejderha ise ve hani kendisi iddia ettiği gibi eğer ilk baştan temizlenmiş ve bozulmamış bir siyah ejderha ise toprağı ve içindekileri korumak için bir bunun zaten içgüdüsü olması lazım. Yani Azeroth'un özünü korumak için bir içgüdüsü olması lazım. Ama Ratyon'un yaptığı her şey tam ters yönde. Yani Legion'a karşı sizi hazırlıyorum diye yaptığı şeyleri işte görüyoruz. Ama bütün yaptıkları aslında Nuzot'un yolunu açıyor. Yani zaten bunu da işte Ratyon bölümünde uzun uzun konuşmuştuk. O zaman da ben bir teori atmıştım. Yani Ratyon'un bütün yaptıkları o kadar artık ikircikli ve iki tarafa birden yorulacak şey ki ve bunu son aşamada da artık Nuzot fight'ında bizzat olmaması bize güya yardım ediyor, yolunu açıyor. Bu mücadelenin gibi gözüküyor ama son aşamasında en son kısımda bize yardım etmiyor. Yanımızda değil. Evet. Nuzot'la biz yüzleşiyoruz ve
O ancak fight bitince geliyor. Yani evet, gelmiyor hatta. Gelmiyor hatta. Evet, ortalıkta yok. Yani bize bunları gösteren, yani ve bu işte Nazoth geldiğinde nasıl olacağını gösterebilmesi, bu büyüleri yapabilmesi de ayrıca ilginç. Çünkü bunun hiç, yani siyah ejderha gücü değil bu. Void'le evet, bağlantılı bir büyü yapıyor bize. Bu Stormwind'in ve Orgrimmar'ın işte Nazoth'un hakimiyetinde nasıl gözükeceğini gösterdiği vision'lar aslında, yani bir siyah ejderhanın yapamaması gereken şeyler. Çünkü birebir Void'le bağlantılı, birebir Nazoth'un gücü ve bir şey de biliyoruz. Mesela Nazoth ortaya çıkmadan önce bizi türlü testlere tabi tutuyor. İşte evet, bakalım bu güce layık mısınız? İşte benim gördüğümü görmeye, işte benim size göstereceğim vizyonu algılamaya layık mısınız gibi sözleri var. Ve bu son aşamada Retyon'un da yaptıkları hep bunlarla örtüşüyor. Ve hatta şeyi de düşünün, 8-3'ün ilk sinematiği geldiğinde işte Anduin'e bu görüntüleri göstermesi, Retyon'un işte ve böyle Anduin'e o gösterdikten sonra pis sırtması. Evet, yani bunu nasıl yapabiliyor bir? Yani bir siyah ejderhanın böyle bir gücü yok. Daha önce biliyoruz. Evet. Yani Deathwing'ken corrupt halde bile böyle bir güçleri yok. Yani birebir Void'le bağlantılı şeyler yapabiliyor. Yani bunları evet, görüyoruz hep. O yüzden Ratio'nun yani önceki aşamadan ta Pandaria'dan beri yaptığı şeyler arada kaybolup bizi Legion'a karşı hazırlıyor değil mi? İlk baştan beri evet, devamlı bunu veriyor. Legion geliyor, Ratio'nun ortada yok. Hatta Legion arkasında vardı ama daha sonra onu Ebon oldu. Evet. Hatta Ebon oldu o zaman. Katalım kısacık, çünkü Ratio'nun bir tane yalanı var. Aslında evet, ortaya çıkarıyor. Ratio'nun en önemli iddiası, ben bozulmamış tek fiyat dragon'du. Evet. Ama Ratio'ndan çok daha önce bu corruption'ı yaşamamış bir dragon varmış, Ebonhorn. Onu kısaca yapalım. Hani High Mountain tarafından Legion'daki High Mountain questlerini yaparsanız göreceksiniz zaten. Alfa kısmını da söyledin, onu es geçme evet, orada. Yani retconsa işte o kral bir retcon ama live'a gelmemiş bir retcon. Alfa da hiç sayamayız başta, yani. O da evet, kedi çıktı o. Evet, yani Alpha ilk geldiğinde Legion'da işte High Mountain kısmı açıldığında orada quest yaparken işte Neltharion Slayer'in ön questlerini yaptığımızda orada Retyon'u görüyoruz Abyss'in yerine. Bütün onun yaptıklarını, konuştuklarını Retyon söylüyor. Hatta diyaloğu da ilk başta olan diyaloğu değiştirdiler. Sonradan Ebonhorn adına işte döndü olay ve işte farklı şeyler söylemeye başladı. Şu anki hali, yani live'da olan kısmının ilk aşaması oradan geliyor. O yüzden. Ve o zaman ben biraz daha bunu kaşıyayım. Hani birincisi yalanı bu. Evet. İkincisi Ebonhorn bile Battle for Azeroth'un başında gördüğümüz High Mountain Recruitment Quest'inde gördüğümüz üzere Ebonhorn bile Old God Whisperer'larına karşı savunmasız kalabiliyor ki High Mountain çünkü Void'i silah etmişti ve Ebonhorn o etki altına girmişti. Evet, bu arada Ebonhorn Retyon gibi değil. Saf ve bozulmamış halde doğan son siyah ejderha. Yani çünkü doğrudan bir tane gücü de arındırılıyor. Evet. Hammer'ı. Evet, doğru. Bir de iyice temizleniyor yani, ne olur evet, ne olmaz diye. Ve ona rağmen yine bile Old God Whisperer'lardan etkileniyor ve Corruption'a girmeye başlıyor. Son anda galiba Ysera mı kurtarıyor? Ysera değil de Ysera'nın kızı galiba kurtarıyordu işte. Yok hani değil, onlar değil ama şimdi o quest'i hatırlamıyorum ama önemli bir karakterle beraber yanımızda onu kurtarıyor. Evet, gene yani o yeni aspektleri topladığımız Heart of Azeroth chain'inde kurtarıyoruz Ebonhorn'u. İşte orada da Ratyon mesela etkilenmiyor hiçbir şeyden. Etkilenmemesi şöyle dursun. Tam tersine bunları kullanabiliyor ve biliyor her şeyi. O da güya dengi ve kardeşi ama böyle bir durum var. Ve hani nasıl diyeyim? Yine de mesela Corruption'a karşı kendi bir cloak yapıyor. Aslan bize yapıyor belki ama
Aha. Öyle bir şey üretiyor. Black Dragon. Evet. Kanından. Ve hani Görkem şimdi bunu dedikten sonra mesela bazı şeyler bana çok tiyatro gelmeye başladı. Hani bu Legendary Clock Quest'lerinde mesela Zanesh ile Vratin arasındaki diyaloglar var. Çok tiyatro gelmeye başladılar bana. Ha evet evet. İşte Zanesh diyor işte sen de baban gibi eğileceksin, şey olacaksın diye bayağı bana sahte gelmeye başladı onlar ya da evet. Şey. Ya zaten daha ilk başından Raid'e girişimizde işte Retyon'u kesiyoruz zannedip işte evet. Korrupt oldu zannedip sonra o öyle çıkmaması, onun Vision çıkması falan bunlar hep zaten o düşünceyi bize nasıl diyeyim bu tohum düşünce tohumunu şüphe tohumlarını atan şeyler yani. Bütün zaten Nyalotta'nın alt metninde bence hepsi var yani. Ben Nyalotta'nın Nyalotta'yı gerçekliğe getirebilmesinin sebebi Vratyon. Questline'e eğer dikkatli yaparsanız bize ilk Vratyon bahsediyor. Vratyon bahsediyor Nyalotta'nın mantığından. Evet. Bize gösteriyor hatta. Ardından o Horrific Vision mantığını öğrendiğimiz görevde kendisi o gateway'i açıyor. Evet. Acı nasıl olacak? Yani nasıl bunu bize gösterebiliyor? Bunları bilmiyoruz yani. Sen CIA'cılara değil misin yani? Nasıl yapıyorsun bunu? Yani orada yazan şey yani o. Vratyon'u bıraktığı noktadan şey. Highbo... Aşeran'ın yanındaki Highbone'lardan. Highbone'ların Firemall'dakilerden öğrenmiş gibi. Ama bu kadarını nasıl öğrenebilir? Void'le bağlantısı yok ki. Arkenci onlar yani. Evet. Fel'le bağlantıları var. En fazla. Yani i̇şte Vratyon oradan şey öğreniyor yani o Highborn metinlerinden, Forge of Origination'ın varlığını da öğreniyor. Ha evet. Yani Nyzot aslında Forge of Origination'ın varlığını da öğreniyor ve kendisini mağlup edebilecek tek şeyi de öğreniyor. O. Artifact'ın nasıl kullanılacağını değil mi? Titan Purification sistemini öğreniyor. Evet. Bizim yanımızda olarak Vratyon arayalım. Ve zaten basıyor da orayı. Şey var ya hani Heart of Azeroth Chain Quest'inin 8-3'teki ilk aşamasında direkt şey Raden'i hatta feda ediyoruz falan evet, basıyor da yani. Böyle biliyor ki basabiliyor orayı. Yani öyle bir detay da var. Mesela Vratyon'un Nyzot'u bıçakladıktan sonraki aralarındaki diyalog da çok tiyatro. Evet. Hani işte Nyzot kızıyor ona işte ona şey... terbiyesiz... terbiyesiz diyalog. Ufaklık. İşte sen... hizmet etmek için üretildiğin bak. Bret diyor yani yazma. Hizmet etmek için üretildiğin kişiye mi zarar veriyorsun diyor. Bret'in de şey diyor işte. Ya Nyzot'un öfkesi benim üzerimde bayağı. Çünkü bence bunu avantajında çevirebilirsin falan diyor. Hani insan şey diyor. Sen bakmıyor da bakmıyor. yavru şey yani yavru bir Black Dragon'ken ne ara Nyzot uzmanı olarak geldin karşımıza bir anda? Her şeyi yalamış yutmuş. Ne ara yaptın? Nasıl yaptın bunları? Aynen. Dur ben bulayım onu. Zaten şey de var ya o sinematiği de koydum zaten. Evet. Yani bunun detayını Retyon bölümümüzde bütün sebeplerimizi de yani orada uzun uzun anlattık. Oradan dinleyebilirsiniz. O bölümü şiddetle tavsiye ediyoruz şu aşamada. Yani şimdi burada girsek bir 3 saat daha konuşmak lazım. Çünkü orada konuştuk. Evet. İki kere attım artık atmayacağım şeyini linkini. Yok yok aynen yani o yüzden o bölümü izleyin. Yani şunu da atayım ben de kendi tweetimi bulursam atayım. Yani Retyon'la bitirmemizin aslında sebebi de bu. Şimdi siyah ejderhalar olarak işte bu bölümü hepsini işledik. Deathwing de bunların başıydı. Deathwing öldükten sonra neler oldu? Yani siyah ejderhalar bitti mi ve etkileri artık kalmadı mı? Mesela çünkü diğer renklerin her birinde anlattığımız şu işte hepsinin bir tane işte lideri var. Bu lideri işte Titanlar tarafından kutsanıyor. Sonradan işte başlarından geçen olaylar Dragon Soul başta olmak üzere zayıflatıp ondan sonra Deathwing'i öldürmek için son güçlerini
feda ediyorlar ve Titan güçleri bitiyor. Ölümsüzlükleri artık sona eriyor ve artık ejderha güçleri ve Azar üstündeki koruma görevleri bir nevi o aşamada bitmiş oluyor. Hepsini böyle anlattık tek tek işte bütün renklerin o aşamaya nasıl geldiğini. Siyahlar için de aslında o aşamada bir yükseliş var. Yani Deathwing ölüyor belki ama ilk liderleri ve işte ilk kötü tarafa geçen bütün bu kötü şeyleri ilk yapan, organize eden, hatta birinci, ikinci savaşa bile işte komplolarıyla müdahale eden bir yaratık ölüyor ama bu çok daha büyük bir siyah yükselişinin ilk adımı oluyor. Öyle bir şey yani Deathwing'in orada kendini feda etmesi bir nevi yani bir açıdan diğer Old God'ların üstündeki korumalardan en büyüğünün kalkmasına neden oluyor. Bu yüzden siyahlar önemli ve bu açıdan bakmak lazım. Ve siyahların halen daha etkisi devam ediyor ve bu da Rathion üzerinden devam ediyor. İşte Rathion'un da şu anda hala olması, bizi yönlendirmesi, bir nevi manipüle etmesi böyle şüpheli bir durum yaratıyor. Ve bu şüpheli duruma karşı uyanık olun. Yani ileride gerçekten beklenmedik sürprizler çıkabilir bu durumda. Rathion üzerinden ve hocam işte Rathion bölümünde de anlattık. İşte kısaca anlatalım onu da. İşte Vision teorisi var. Bir işte genel olarak bütün aklı başında artık Thor üreticilerinin düşündüğü bir ihtimal bu. Yani 8-3'te gördüğümüz her şey ve işte Nazoth'u yenmemiz, o Nazoth'un en son ölüşünün uyduruk olmasının sebebi bile aslında bütün bunların bir işte aldatmaca olması, bir Nazoth bize gösterdiği bir Vision olması ihtimali. Eğer ki böyleyse biz bu Vision onun içerisinde... Onun üzerine de upuzun konuştuk. Aynen, pardon. Yani eğer ki böyleyse şu anda her şey farklı bir yöne gidiyor. Ve Rathion'un aslında serçe parmağında oyuncak haldeyiz. Ve eğer ki Shadowlands işte şu anda Shadowlands ile ilgili de verilen en büyük tüyo bize... Orada zaman farklı işliyor. Eğer ki oradan işte belli bir uzun bir süre sonra gelirsek işte Azeroth'un yüzeyi değişmiş ve bu Vision teorisi de tutarsa Azeroth'un aslında döndüğümüzde Black Empire tarafından bütün Old God'lar tarafından işgal edilmiş bir versiyonuna geri dönme ihtimalimiz var. Vallahi tutarsa sosyal medyada her yerde bağırırım. Dünyada ilk söyleyen bizdik, ilk söyleyen bizdik diye. Yani biz değildik ama Türk komedisinde ilk biz söyledik. Niye? Hayır, ilk biz yani. Çıkar çıkmaz. Ya sen de misin ilk video çıkar çıkmaz biz söyledik. Niye ödüyorsun? Kim söyledi? Var mı ötesi? Yani tweet'i ben attım işte. Yani Rathion'un avatarı çıkma ihtimali. Ha, abi Rathion'u kastettim. Tamam ben Vision'e. Vision teorisi falan. Yok yok direkt ya. Direkt Rathion, Nuzot'un avatarıdır. Biz söyledik sadece. Başka hiçbir yerde burada. Gerçekten. Hiç kimse söylemedi. Bös bös böğürüz bilg söyledik diye. Ya zaten şey, cüretkar olup hype'ı arttırmak daha keyifli oluyor açıkçası zaten. Evet. Yani evet. Yani, ben şahidim bilg söyledim. Şey yani, biraz daha hani eğlenceli yaparsak, Verizor'dan destek alıp döndüğümüzde belki Black Empire'da işte girelim, Light güçlerinin savaştığını görürüz mesela. Arada kalırız. Evet, o da bir ihtimal. Çünkü Shadowlands'te de özellikle Light ve Void'in oraya bir müdahale etmeye çalıştığını görüyoruz. Öyle de bir durum var yani. Hatta Maldraxxus'ta tutsak edilmiş bir Nar'u görüyoruz. Oha. Evet, böyle artık küçük Nar'u mu dersin? Minnoş Nar'u. Faction mantığında değişebileceğini konuşuyoruz. Belki öyle bir durumda döndüğümüzde bize ya Yirel'in ya da Nizot'un tarafında olduğu için bilecekler. Onu bir şey diyemem çünkü Horde ve Alliance'ı korumaya çalıştıklarını şeyde görüyoruz. Kalya'nın Horde tarafında yer alışında yorumlayabiliriz yani. Evet. O biraz beni ikna etti yani Horde ve Alliance devam edecek. Al bak undeadleri de çıkarmayacağız. Alt faction olarak belki çünkü hayatta kalmak için belki seçim yapacağız. Gerilla savaşı gibi. Evet ben de öyle tahmin ediyorum. Yani onda da şöyle bir şey var. İşte daha önce yapılan sızıntılardan biri işte gene tabii ne kadar gerçek bilmiyoruz çıkmaya da bilir.
Ama var mod 2.0 diye bir işte teori attılar. Teori mi artık leak mi bilmiyoruz. Eğer ki bu ikinci seviye var moda geçersek, işte Black Empire geldiğinde bunun olması çok muhtemel diyorlar. O zaman şöyle olacak. Horde ve Alliance işte ortak tehlikelere karşı beraber savaşabilecek. Yani PvE guildleri ortak olabilecek. Horde ve Alliance memberlardan oluşabilecek. Ama PvP olayı tamamen ayrı olacak ve PvP yapmak isteyenler böyle işte ayrılıkçı ve işte düşman factionlardan beraber savaşıp işte bütün artık PvE'cilere ortak saldırabilecekleri yerler olacak ve işte var mod açtı. PvP ayrımını çok şey yapar yani bayağı. Hayır işte yani Sanctuary gibi olacak PvE'nin yapılacağı yerler, öyle düşün. Yani orada PvP yapamayacaksın. Orada ancak beraber savaşabileceksin. Güzel. Mantıklı aslında. Neden olmasın? Ve hani biz bu teoriyi de cidden sallamıyoruz yerinden. Çünkü bu teori bunu biz uydurmadık. Böyle bir şey var yani. İlkten de teoriden de yani böyle bir ihtimal var. Belki düşündükleri bir şey işte nasıl tepki alacak diye arada sızdırdılar. Bu gelen tepkilere bakıyorlar. İşte arada iyi fikirler gelirse kullanırız diye belki onu işte gözlemliyorlar. Yarı kasıtlı yemlenmiş bir şey olabilir yani. Özellikle de bu Black Empire ortamına çok uygun. İşte No Faction teorisi deniyor buna. War Mode 2.0 teorisi deniyor. Gelirse böyle gelir diye bir ihtimal var. Ama hani o kadar çağırıp ki şunu döndüğümüzde şey olacak böyle. Banana Adası'na falan gideceğiz artık yani. Tel Aviv expansion gelecek. Öyle olacak o kadar çağırdık. Ama cidden hani biz hani bunu cidden sallamıyoruz. Vision teorisi üzerine. Başlı başına videomuz var. Benim yazılarım var. Birkaç tane. Rutin teorisi üzerine yine. Var. Evet. 3 saat çabuk. Tam bir bölümümüz var. Yani biz bunları destekli sallıyoruz ve evet. Hani Blizzard'ın şöyle diyeceğim. Blizzard söyledi diye bir şeylerin olduğuna ya bunu şöyle söylemek lazım. Pyromancer kadar uçmuyoruz. Onu uç olarak olarak daha zorunda kaldım. Pyromancer kadar uçmuyoruz ama Blizzard'ın bir şey böyle kesin oldu, ha kesin böyle ha dediği zaman da genelde öyle olmadığını gördük aslında. Bunu fark ettiğimiz için. Bunun üzerine rakip bir şey yayında da dedik hatta benim aynen. Son boss olarak ilk böyle söyledikleri hiçbir zaman işte Burning Crusade'den beri tutmamış yani. Evet. Hiçbir son boss olmamış. Yani en göze batanı da Grommash yani. Grommash'tı Lord of the Draenor'un son boss'u. Evet. En son Draenor özgür diye biz de şey sallıyorlar. Öldürmedik ama sabit gelince. Evet. Keşke olsun bu kişi de yürüyerek gelip sen ne diyorsun kafasına koysaydı. Değil mi? Yani. Komik olmazdı ama gülerdim. Benim. Abi cidden çok güzel yani. Sinematik seviyesi değişirdi öyle bir şey olsa. Hani sıfırsızlar hani sen paşamızı açtın bütün bunları. Ay çok hani... güzel bir expansion geliyor. Ay. Evet. C'nin konusunda da benim ne düşündüğüm artık bellidir ama bir daha söyleyeyim. Hani sırf Blizzard öyle söylüyor diye. Paketin sonunda Jader'ı öldürmemize gerek yok. Hatta Jader'ın paketin sonunda savaşma, düşman olmasına gerek yok. Biraz satır arasında okumayı isteyen insanlar, biraz eleştirel bakmayı tercih eden insanlar kolaya kaçmadan Jader'ın bu Shadowlands düzenindeki hani bu animayı tüketme ve bizi anima olarak kullanma düzenindeki asıl kötü olmadığını, hatta bir isyancı olabileceğini görür. Yani asıl kötünün ya da asıl sıkıntının güvendiğimiz güçler tarafından kurulmuş olabileceğini biraz eleştirel bakabilen, yani biraz şey cesur bakabilen yani. Herkes aslında görebilir. Ya peki bu en son attıkları şey nasıl? Çok güzel. Ben çok beğendim onu ya. Teori çok güzeldi. Hani... İşte aslında Jader Shadowlands'de başıydı yani nasıl söyleyeyim. O yönetiyordu. Daha sonra onu... Ne? Shadowlands'e Lich King diyordu hani. Hı-hı. Evet. Lich King'in asıl sahibi oydu ama evet. İşte... Sonra, yerinden edildi tarzını. Aynen öyle. Yerine daha sonra işte şey getirildi. Arbiter getirildi. Arbiter daha yapay bir güç. Vesaire. Robot evet. Arbiter
sıkıntı bir şey. Yapay bir güç. İşte o göğsündeki işte aslında o göğsündeki boşluk arbitre takılıyor, alıyor. Onu da sürüyorlar işte şeye. Şimdi Shadowlands yayını yapacağız sanırım yakın bir zamanda. Biraz onu bırakayım değil mi? Çok güzel teori ama ya. Teori. Ve hani daha üzerine konuşulacak bir Shadowlands intro event de var. Evet evet, o da çok güzel. Hani bir şeyi söyleyelim hani de o Shadowlands üzerine daha fazla konuşmadan. Cidden hani bu hikaye tahminen hani Blizzard güvendiğiniz o hani Warcraft'ta güvendiğiniz o kutsal güçlere, o iyi gösterilen güçlere o kadar güvenmeyin. Aslında hepsinin amacı sizin enerjinizi beslenmeye getirin. Onun için hani Blizzard'ın Zot'un bize öldüğünü göstermiş olabilir ama Steve Denizer'ın tahminen çok eğlenerek verdiği cevap var. Kesinlikle. Bir röportajda. Hani hep Zot'a dair boşlukları developerları da bırakıyor. Hani görken Steve Denizer'ın verdiği cevabına belki desteklemek ister. Ona hani bir soru sormuştu. Hani Zot çok hızlı davranacağını demişti de. Evet. Evet, yani işte oradan belli zaten. Yani Nuzot ölmüş olsa kestiniz ya işte der. Kestirip Atarok soruyor ama öyle bir cevap vermiyor diyor ki işte. Tabii yani eğer ki Nuzot'un bu kadar kolay öldüğünü zannediyorsak onun bize vermeye çalıştığı hiçbir dersi alamamışız demektir diyor. Evet. Yani soruya cevap olarak. Demek ki bir orada zaten yani bu Vision teorisinin de dayanaklarından biri oldu o sonradan. Yani adam resmen destekledi onu yani. Ya da özellikle yani bilmiyorum artık. Şimdi soruları okuyayım zaman, mı? Dur, okudum biraz zaten zaman kayması ile ilgili söylediği de buna destek oldu. Selamlar, kolay gelsin. Evet. Dur. Soru var mı? Yok, çocuk bir şey anlatıyordu, evet. Araya girmiş oldu. En son ben bir bitireyim. Yani zaten şey, siyahlarla ilgili son bir bağlamış olayım. Tamam. Pardon. Yani bütün Dragonflight'ları konuştuk, bütün renkleri konuştuk, siyahlar da kötüler olarak konuştuk. En son aşamada geldiğimiz şey artık Retyon'un da dışında olan işte Heart of Azeroth quest'ini yaptıysanız zaten gördünüz orada bütün Dragonflight'lar neredeyse yeniden toplandı ve hepsi böyle yeniden bir oluşuma girmeye başladılar. Bunun sonunu görmüyoruz. Siyahlar için de böyle bir durum var. Şimdi oradaki anahtar kısım, orada iki tane siyah dragon var. Biri Ebonhorn, biri Retyon. Yani diğerlerinden birer temsilci var. Hepsini de topluyoruz belli olaylar sonucunda. Ve işte Murata'nın da dediği gibi bu çok çok önceden anlatılmış ve bizim bildiğimiz kadarıyla işte Old God Corruption'ın ilk başladığı, hatta Black Empire işgalinin yüzeyde ilk başladığı yer olan Dragon Isles'la bağlantılı gözüken son bir görev var. Bunu da Island yaptıysanız, eğer düşürdüyseniz tesadüfen bir tane işte zarar görmemiş siyah ejderha pulu buluyoruz. İşte ayrıntıları keşfederken ve bunu götürüyoruz işte. Diyoruz ki böyle bir şey buldu. Bana diyorlar ki Retyon'un ejderhasına veriyoruz onu bu arada. Retyon'un ejderhalar var ya, ajanlar. Aynen. Ona veriyoruz. O da diyor ki yani böyle bir şey olamaz çünkü yani zarar görmemiş bir siyah ejderha yok. Bu ancak işte zarar görmemiş ve işte saf doğmuş bir siyah ejderhadan gelebilecek bir şey diyor. Ve görev orada bitiyor. Ve, diyor ama hayır. Dragon Isles'ı duydun mu daha önce diyor. Hah, tam işte orada geçiyor bu. Tam görev buldum, onu kenara açtım. Tamam. Completion. Ha, tamamlandığında diyor. İşte şey pulu veriyorsun ve ondan sonra diyor ki işte ver bakayım diyor ve tabii bunun karşılığını sana Azerite olarak vereceğiz diyor ama işte sen hani bilgi olsun diye soruyorum. Dragon Isles diye bir yer duydun mu diyor. Çok az kişi duydu ve oraya çok az kişi gitti diyor. İşte bizim liderimizin kanından kimseyle karşılaşmadık. Ama işte bununla ilgili bilgiler geliyor bize diyor. Bu da işte onun kanıtı olmuş oldu diyor. Eğer ki bununla ilgili başka bir şey keşfedersen işte maceraların sırasında işte tekrar bize
uğra mutlaka, işte sana bunun karşılığını veririz diyor. İşte bize o pulun karşılığında bir işte yüklü bir Azerite veriyor. İşte mevzu orada bitiyor. Ama Dragon Isles lafı ve ilk kez ilk bağlantı fiziksel olarak oyunun içinde burada geçiyor. Evet. Ve yani bu yüzden de düşünüyoruz ki eğer ki yani bu Vision teorisi tutsa da tutmasa da Black Empire çok büyük ihtimalle Shadowlands'tan sonraki expansion ve Dragon Isles da oradaki yeni zone olacak. Dragon Isles da çok büyük ihtimalle Azeroth'un arka tarafında bizim henüz görmediğimiz ve bulutlarla kaplı olarak şu anda işte gördüğümüz kısmında orası açılacak ve işte ya orayı işte bu ejderhaları yeniden güçlendirmek için kullanacağız ya da işte bu işte Black Empire'ın ilk çıktığı noktayı işte kullanarak onlara karşı ilk savaşı oradan başlatacağız diye tahmin ediliyor. Böyle safe zone gibi bir şey olacak işte döndüğümüzde. İşte ejderhaları işte şey yaparak arkamıza alarak gidebileceğimiz bir yerde olabilir. Yani evet, yani short tarzı bir yerde olabilir. Hani biz şimdi Vision teorisini tekrar söyledik de çok yürekli bir teori olarak Redfield'i söyledik. Ama şeyi de söyleyeyim arkadaşlar, bir tutmazsa tutmalıyız. Yani çünkü dilimizin kemiği yok. Yani şöyle demek istiyorum. Aklımıza gelirse mantığa da oturtabiliyorsak ki oturuyor bunlar, söyleriz hani. Tabii yani tutmama ihtimali olan şeyleri söylemek bir endişe kaynağı. Yani teori atıyorsak hep bir altında bir kanıt, bir önümüze verilmiş bir kırıntı var işte. Mesela Dragon Isle lafı burada geçiyor oyun içinde. Yani geçtiği evet. Yerde burası. Retio'nun yaptıkları işte açtığı portalları zaten her hafta Vision yaptığınızda görüyorsunuz. Yani nasıl açıyor. Hatta Cloak görevini yaptığınızda zaten Retio'nun bütün yaptıklarının sonu bağlanmış oluyor. İlk 800 hatta sinematiği de görmüş oluyorsunuz. Yani Magni şey diyor ya Retio'nun o Vision'ı açıyor. Magni şey diyor. Evlat bu zaten Mizzot'un istediği şey değil mi diyor. Vratiyan'ın orada verdiği cevabı hatırlamıyorum da geçiştiriyordu yani orada. Öyle bir şey. Evet evet. Yok işte bunu ona karşı kullanacağız gibi bir şey deyip geçiştiriyor. Ama nasıl açıyorsun yani orası belli değil. Hani bu teori tutmayabilir ama hani konuş. Aklınıza bir en azından kırıntı bırakalım ve ben bu konuda çok yazdım. Hani tutmuyorsa da en azından eğlenceli bir konu olur. Ve bunu destekleyecek son bir şey var. Sonra sonları alalım. Lütfen. Ben Iron Expedition'lar hakkında yazmıştım. Hani. Görevlerin aslında hepsinin bir neticeye bağlandığını, işte Ramkeyenlerin saldırdığı, ne bileyim Mogulların saldırması vesaire, hepsi Iron Expedition görevlerinde vardı. İmaları yapılmıştı Najatar'a kadar. İki tanesi çıkmamıştı. Bir tanesi Görkem'in az önce bahsettiği Dragon Isles. Onu hala görmedik ama bu göreceğiz demek oluyor. Çünkü bütün ayrı tekstil işimlerin bir neticeye bağlandı. Acap var geldi. Diğeri de diğeri de Dişarj. Dişarj'ın dirilişine dair. Evet. Ayrıntı görevi. Çok detaya giremeyeceğim. Ama yani o Dişarj'a dair gördüğümüz görüde biz alt metin yani ima olarak kazandığımızı sandığımız bir şey bize tuzak olarak geri dönüyor. Evet. Yani bunu yazımda çok daha detaylı görebilirsin. Atar mısın? Kullanırsın. Hani ona da bakabilirsiniz. Bakın Vision teorisini orada destekliyor diyelim ve evet. Ben direkt senin linki atayım. Evet. Soru cevaba geçebiliriz. God, God. Moderatörüm sözü sende. Evet evet ben şimdi daldım Lore Freaks'e girmiştim ama şöyle yapayım oradan inceleyebilirsiniz diyelim. Arkadaşlar sorularınızı aldım. Nickleri almıyorum biliyorsunuz tarzımız bu değil diyorum ve başlıyorum. Bu Mother diyor ya Neltarion'dan önce Keeper vardı. Hani Essence görevlerinde kimdi o bahsettiği kişi? Nasıl? Bir dakika anlamadım ben. Neltarion'dan önce yani Deathwing'den önce Earth Warder vardı ya da işte Keeper vardı diye bir soru gelmiş. Acaba oradaki Keeper lafı Titan Keeper mı olabilir mi ya da? Mother öyle bir şey mi söyledi? Ben hayır, bir şey yok. Yani Earth Warder olarak belki bir title çakışması gibi bir şey mi oldu ki? Evet. Ama bir şey yok yani. Hemen bakayım. Şöyle Mother'dan bakalım quote'larına tam olarak ne demiş. Mother zaten o kadar derin bir şey söyleyebilecek bir cevap. Yok, Earth Warder
Earthworlder direkt Deathwing'i yani Deathwing Earthworlder. Yani Neltarion. Yani Mother canımız ciğerimiz ama o kadar derin bir spekülasyon söyleyecek bir karakter. Bak, yani, kitapta direkt geçiyor. Hatta o quote şeyde var, Black Dragonflight'ın sayfasının başında var. Onu size atayım. Şöyle. Sayfadan link olarak attım. Burada ilk başta orada bir Khazgaroth'un quote'u var. Bu zaten kitapta geçiyor. İşte Neltarion'u ilk kutsarken kendi gücüyle ve toprak gücünü verirken ona bunu diyor. Ve bundan sonra Neltarion zaten Earthworder oluyor. Yani Azeroth'un topraklarının koruyucusu gibi bir şey. Yani Earthworder kavramı yok daha önce. Earthmender'lar falan var da yani yakın bile bir şey yok buna. Koruyucu hiçbir şey yok. Çünkü o parça muhabbetini de az önce anlattık işte. Orada aslında almışsındır o zaman cevabını. İşte Dragon Isle mevzusu falan filan. Hani işte saf ejderhalarının mevzusu falan. Ha, evet şey orada o geçmiş. Düşen zaten şey. Onun da görevini atayım. Dur hemen bulayım tekrar. Az önce kopyamı çektim. Ben de bakıyorum Mother'ın diyaloglarına ama quote olarak herhangi bir şekilde yok. Böyle bir keeper olayından bahsetmiyor. Earthworder olarak kastettiği zaten şey Deathwing. Deathwing'i kastediyor. Evet. Eski olayı kastediyor. Bakın o şey quest'in linkini de attım. İkinci attığım link. O Island'dan düşen işte bozulmamış siyah ejderha pulunun görevi. Orada bütün diyalog ve şeyde yazıyor. Okuyabilirsin işte completion görevi tamamladığında işte Dragon Isles dediği yazıyor orada. Kanıtsa kanıt. Çat. Aynen. Devam ediyorum. Evet. Khadgar neden bu kadar oyun dışı kaldı? Her zaman Azeroth için savaşıyordu. Nuzoth geldiğinde ortaya çıkmadı. Ona ben cevap vereyim. Tamam. Çok güzel soru. Şey ya, ben ona biraz daha hani net bir cevap vereceğim. Belli karakterleri belli zamanlarda ön plana çıkarıp daha sonra buzdolabını koymayı çok seven Khadgar'ı başka bir zaman için hatta belki Nedivin'in o araştırdığı kozmik savaş dönemi için saklıyor olabilirler. Çünkü biz evet. Buratian'ı da yıllarca aradık. Şimdi geldi. Vaktinde geldi. Evet, Lotus Walker diye bir karakter gördük. Sonra o da kenara çekildi. Yani Khadgar'ı bir şey için... Belluların bir videosu var. Bununla ilgili bir teori attı. Medivh geri gelecek diyor. Evet. O öyle tahmin etmiş. Onun dayanaklarını da çok güzel mantıklı sıralamış. Medivh gelirse onun çırağı olarak Khadgar da gelecek. Çünkü en son ikisini işte Karazhan'ın sonunda beraber orada gördük. Heh, ve ben de onu diyecektim abi. Khadgar orada oyundan yani şimdilik sahneden orada çekildi. Khadgar Karazhan'da değil mi şu anda? Benim bildiğim kadarıyla şu an Karazhan'da. Khadgar şeyde çekildi. Karazhan'da Medivh'le beraber evet. Ne yapıyorlar? Sargeras kılıcı sapladıktan sonra Khadgar oradan kayboldu. Bir daha da görmedik işte. İşte şu evet. An hayır teknik olarak ama bildiğimiz kadarıyla Karazhan'da diyebiliyorum ben. Öyle. En son oraya döndü. Hani lokasyon olarak işte Guardian Kulesi'ne çekildi ama zaten şöyle BFA'da hani bunu da lore'a dayandıracak olursak BFA'daki ilk baştaki muhabbetleri ele aldığınızda Horde ve Alliance arasındaki bir kapışma gibi duruyordu. Hatta işte ters köşe dedikleri şey buydu işte son anda Nuzoth'un çıkması. Yani bu BFA'lık bir durumda zaten aslında Guardian'a çok da ihtiyaç yoktu. Khadgar şey diyordu yani böldüm çok pardon desteklemek için. 7.3.5 tane bu Azerik kılıç saplandıktan sonra oraya köreve gittiğinde Khadgar şey diyor yani. Daha şimdiden savaş davulları çalmaya mı dedi ben asla iki taraftan birinin yanında olmam dedi. Eyvah. Yani faction war varken Khadgar asla ortada olmuyor. Öyle. Bir sonraki soruya geçiyorum. Şey mi kaçırıyorum? Yok çok. Sen bakmaz. Çok komik oldu dur. Jailer'ın ölüm sizin dünyanızı almaya geliyor lafına ne diyorsunuz? Sargeras'a benzetiyorum. Sargeras'ın da derdi. Azeroth'un Lordsoul'u. Hani arkadaşlar bütün kozmik güçlerin hedefi Azeroth ve belki de Azeroth'un Lordsoul'unun bulunduğu yerden uyanması ya da bir şey olması lazım. Bazı şeylerin açığa çıkması için yani bu belki Titanlar, belki Light tarafında ya da belki o Shadow Realm'deki Pre-Generators diyen denilen o ata
denilen canlılar tarafından kurulan düzenin bozulması için çok yüksek ihtimalle Azeroth'un zarar görmesi lazım. Ki Sargeras'ın da amacı Azeroth'a hakim olmaktı. Onun için şimdi garip gelebilir ama bence Azeroth'u bir kaybetmemiz lazım. Yani Azeroth'un başına bir şey gelmesi lazım. Onun için ben Jader'ın söylediği hoşuma gitti yani. Manyak değildir belki ama yani ben bayağı Team Jader'dan olduğum için, Sargeras'a çok benzettiğim için çok bir korkmuyorum. Hatta Jader'ın neden öyle bir şey söylediği de ciddi merak konusu. Çünkü yani niye Azeroth'u istiyordu öyle? Ve anime. Yok bunu spoiler. Anima. Gerçi spoiler'dan anime dedim ya. Spoiler niye anime asistir? Ya hani şey, J'lerin bizi test ettiğini zaten o intro experience'ı yani en azından videosunu WoW'ten falan bir yerlerden izlemişsinizdir. Evet. Yani onun üstüne konuşabiliriz. Spoiler sayılmaz diye tahmin ediyorum. Yani, spoiler deyince kulaklarını bir insan kapatsın. Tabii canım yani. Hani çünkü şeyi de düşünün. Bence Shadowlands'a özellikle vurgulandı. Ölüm Warcraft'ta son değil. Evet. Ve bir Titan ölünce ne olduğunu da bilmiyoruz bu arada. Oo. Bir Titan'ın bu Soul ölürse. Yani onun şöyle biliyoruz en azından yani evrende kaldığını, ruhlarının evrende kaldığını ve işte sadece fiziksel vücutlarının yok olduğunu biliyoruz. Yani arkeyden oluşan tabii işte şey World Soul olarak kalıyorlar ama World Soul'u yok edersen işte ne oluyor onu bilmiyoruz. Ama yani o öyle bir şey zaten oldu mu olmadı mı onu bilmiyoruz. İşte yapılabiliyor mu, yapan oldu mu falan. Çünkü mesela Sargeras'ın da yok ettiği gezegendeki World Soul ölüyor ama evet, ne olduğu belli değil. Yani o yüzden orası karışık. Onunla ilgili bilgimiz de yok. Zaten aslında bu tip şeylerin gizemli olması da güzel. Yani sonuçta Elun'u da bilmiyoruz. Ama Azeroth evet, ama koruyucu bir ilahi güç olduğunu biliyoruz. Öyle düşünüyoruz yani, ama ha? Çok öldüm. Çok yüksek ihtimalle Elun'da Elun'da çok yüksek ihtimalle bizim ölümlerimizden beslenmeyi amaçlayan bir tanrıça olarak çıkacak ortaya. Shadowlands'a bağlı. Evet yani bizim animamızdan beslenen bir canlı olarak çıkacak ortaya. Öyle bir şey çıkma ihtimali çok yüksek. Zaten Arden Weld'in devam görevinde öğrenecekmişiz işte Tyrande'nin quest chain'ini yaparken sonunda Elun neymiş, kimmiş öğreneceğiz. Şimdi şeye dönecek olursak o sorudaki ilk kısımda ben şöyle bir detay vereyim. Yani o intro quest'i herkesin izlemesini tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten çok büyük iyi, lore çok bombaları iyi, var. Çok iyi, çok yani, iyi. Yani üzerine de konuşulacak bir sürü şey var. Ona detay olarak girmeyelim. Herkes izlesin, baksın. Ona hatta ayrıca bir bölüm yapmayı da düşünüyoruz. Evet. Spoiler vermeyelim mi? Yani evet. Yani spoiler'da soru sordu direkt. Çok zaten. Evet evet. Şey yani o soruyla ilgili kısım şöyle. Şimdi Jailer'ın onu demesi bizi kışkırtmak için de olabilir. Yani ya da oradaki Azeroth hero'larını kışkırtmak için de olabilir. Evet. Yani öyle de algılanabilir. İşte gezegeninizi yok edeceğim muha diye. Evet bir bayağı öyle bir şeydir. Ha 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 diye şey de olabilir. Ya çünkü biraz tabii biz yani kaşındık da gittik yani oraya. Bir de niye oradayız değil mi yani? Evet yani sonuçta orada beklenmeyen ve orada olmaması gereken bir yaratığız biz onlara evet, göre. Bir ölümlü elini kolunu sallayarak Shadowlands'e değil direkt MOVA girmiş yani. Evet, sonra çıkabiliyor bu gıcık gıcık. Tabii bir de üstüne çıkıyoruz oradan normalde çıkılamayan bir yerden. Bir de ölmeden gidiyoruz yani. Çok büyük aslında şeyler yani böyle Jailer'ın kanına dokunan hareketler bunlar yani. Yani şeyi temin de verelim. Çıkartmaya çalışması ve aslında kendisinin de durumu anlamaya çalışarak bizi böyle hata yapmaya zorlaması gibi bir durum var orada. Bu yüzden onu diyor bence de. Yani bizi kışkırtmak için söylediği bir şey yok. Yani hani şeyi de söyleyelim. Küçümsüyor yani bizi. Yani çünkü oraya sadece Azeroth'ta ölenler gitmiyor. Onu da görüyoruz işte. Bütün evrenden yani bütün bizim gerçekliğimizden gelen bütün ölüler oraya gidiyor.
Öyle bir durum var orada. O yüzden Azeroth'u çok da takmıyoruz. Siz ne olacak evet. ki falan modundalar böyle. Yani, hatta şeyi de görüyoruz. Şey de bu Legion'da yani. Gittiğimiz gezegenlerden bir tanesine gidip orada görevler de yapılıyor. Evet evet. Şey diyeceğim. Hani bunu Görkem söylediğinde ben de fark ettim. Hani adam doğrudan Azeroth'un Lord Soul'unu tehdit edebilecek bir canlı. Yani siz Sylvanas'ın şu an nelerin içinde olduğunu öyle düşün. Nasıl bir şem, nasıl bir güç şemasının içinde bulunduğunu öyle hesaplayın. Yani ya bunu demek istemiyorum da gerçekten Garrosh'un yani hiçbir kıyası kabul etmeyecek bir durumun içinde şu an Sylvanas. Evet. Yani Azeroth'un World Soul'un varlığının farkında olan ve bizi bunun üzerinden tehdit edebilecek canlıyla beraber çalışıyor. Çok yüksek bir şemada şu an Sylvanas. Yani Illidan'la bence en yakın bildiğim karakter olarak ki zaten onu da yaptım. Kıyaslanabilecek bir karakter şu. Yani, o detayda aklımızda olsa evet, çok evet. işin içinde yani. Evet zaten şu andaki aşamada şöyle düşünün yani Shadowlands zaten genel olarak kapsayıcı bir evren. Yani bizim içinde bulunduğumuz gezegenin, Azeroth'un bulunduğu yani gerçekliğin çok çok üstünde ve çok daha kapsayıcı bir evren. Yani çünkü Azeroth'un içinde olduğu uzayın diyelim işte o Great Dark diye oyunun içinde geçen ve bütün böyle Twisting Nether'ın falan her şeyin içinde olduğu evreni kapsayan bir evren. Çünkü oradaki bütün ölümlüler Shadowlands'e gidiyor. Yani bütün gezegenlerden, bütün her yerden gelenler işte Shadowlands'e gidiyor ruhları. Yani ve anime olarak işte orada ya kullanıyorlar ya işte farklı bir şey oluyor. Böyle bir işleyiş varken ve bu kadar biz bu yani artık mekanizmanın içinde küçük bir noktayken, önemsiz bir yerken bizi ciddiye almaları mümkün değil zaten. Bizi orada bir işte karınca olarak görüyorlar ilk başta ve bu karınca olarak gören mekanizmanın başındaki en büyük tehditlerden biri olan bir varlık Jailer'da. Yani bizi ciddiye almamız mümkün değil. Biz sadece orada çok istisna bir durum yarattığımız için öyle dikkatini çekiyoruz. Yani zaten bütün Shadowlands hikayesi de bunun üstüne kurulu. İşte official siteye bakın. Verilen tema işte bizim oradaki bulunma sebebimiz ve işte oraya gitmemizdeki mücadelenin alt teması hep bu. İşte biz oraya istisnai bir varlık olarak gidiyoruz. MAV'dan çıkabiliyoruz ve o yüzden Shadowlands'ı işte bu durumdan kurtarmak için bizden işte yardım bekliyorlar. Sen madem bunu yapabiliyorsun işte şuna da bir el at bakalım falan diye başlıyor mevzu ve bize işte işler yaptırıyorlar. Normalde çözemedikleri şeyleri işte çözmek için bizden yardım istiyorlar. Ve böyle başlıyor Shadowlands zaten. O yüzden oradaki Jailer'ın dediği şeyleri, bütün o intro experience'daki bütün alt metni o perspektiften görün. Söylenen her şey öyle. O yüzden dikkat edin yani. Ya şey, şimdi Anduin'in konuşuyoruz değil mi? Böyle sinematik konuşuyoruz değil mi direkt? Yoksa şu an sadece aradan böyle ucundan tırtıklıyor muyuz konuyu? Daha sinematik yok ama ortada. Ha. Yok yok tabii evet, ona gitmeyelim. Sinematiğin gerisinde ne ona olabileceğini bildirtiyorlar. Okay. Bu ara bir arkadaşımız şöyle bir şey söylemiş. Jaina MAV'dayken ne kadar zaman geçti bilmiyorum gibisinden bir şeyler demiş. Sanırım Shadowlands bittiğinde bize zaman oyununu yapacaklar. Evet bunu daha önce de dile getirmiştik. Shadowlands'te işte geçen zamanla Azeroth'ta geçen zamanın farklı olduğunu biliyoruz. Dönüşte de belki de işte 10 yıllar, 100 yıllar geçeceğini bekliyoruz. Ben bir soru sormak istiyorum. Thrall ve Bane nasıl gidiyor? Bir fikriniz var mı? Ya sadece fikir olarak soruyorum. Onu kitapta öğreneceğiz ama yani bunu fikir olarak bence da bize vermeyeceklerdir. Öldürüyor bence. Benim anladığım tabii. Ben şey, intro experience'ın başında evet. Sylvanas'ın yaptığını öğreniyoruz bunu. Ama nasıl yaptığını bilmiyoruz. Sadece Gen şey diyor işte Anduin and others are abducted by Sylvanas diyor. Yani evet. Sylvanas tarafından kaçırıldı Shadowlands'e diyor ama nasıl kaçırıldı bilmiyoruz. Ben burada patlatayım kendi teorimi. İşte bence hepsi ölerek diyorlar. Evet. Hepsini aslında hepsi ölü. Çünkü güzel.
Nitro Experience'ın sonunda o çıktığımız geçit kapısı sadece bize tepki veriyor. Yani oyuncu karaktere tepki veriyor. Hatta bunu bizzat şeyde hem Jaina hem Anduin diyorlar işte, sadece sana tepki veriyor bu, sen bunu kullan diyorlar. Ve kendileri orada bize zaman kazandırıp bizim oradan çıkıp Oribos'a geçmemizi sağlıyorlar. Kendilerini feda ediyorlar bir nevi. O çünkü onlar çıkamıyor oradan. Yani bak onu bilmiyorum. Kullandığımız çıkış kapısını kullanamıyorlar. Evet, onlara tepki vermiyor. Hatta o zaman şeyi de söyleyelim. O çıkış kapısının bize tepki vermesinin sebebi çok yüksek bir ihtimalle Heart of Azeroth'umuz da olabilir. Çünkü ondan nasıl ve neden kurtulacağımızı hala bilmiyoruz. Yani işte onu aynen bilmiyoruz. Ama şöyle bir durum var. Yani bu işte oraya Heart of Azeroth'la mı gideceğiz henüz onu da bilmiyoruz. Burada İnaktif bir Heart of Azeroth'la gidebiliriz. İşte 9.0'daki eventi görmemiz lazım. Bu intro aynen. Experience... Çünkü Shadowlands girişi bu. Bu 9.0'daki evet, olay değil. Girişi, pre-patch değil. Evet, pre-patch değil. Pre-patch'te belki Heart of Azeroth'u feda edeceğiz. Onun gücünü harcayacağız. Aynı işte artifektleri bıraktığımız gibi. Çünkü şeyde yok. Testlerde, alfada kullandırmıyorlar mesela. Heart of Azeroth'la giremiyorsun. Direkt yani hazır karakterlerin hiçbirinde yok bunlar. Güzel bir haber olarak pre-patch'ten Atanas dövüyoruz arkadaşlar. Evet, aynen. Yani Loyalist gibi olsam Zafaros'u dövmeyi çok istiyorum açıkçası. Pataklamak istenilecek bir haber çünkü. Evet. Orada da benim tahminim Nathanos yani bizzat yenilmek istiyor bize. Ölüp evet. işte Mav'a gitmek için bunu yol olarak kullanıyor gibi geldi bana. Son kalan işlerini halledip hadi bakalım öldürün beni diye en bulunabileceği yere gidiyor. Zaten bulununca da dalga geçiyor. Aa ne kadar zor buldunuz evimde beni falan diye böyle. Evimi aramak ilk aklınıza gelmedi mi falan diyor. İlk beni arayacağınız yere gelmişsiniz falan diye dalga geçiyor. Doyun eksiği. Doyun eksiği. Biz de öyle düşünüyoruz. Bu arada ben de öyle düşünüyorum. Söylemezdim. Ben de söyleyeceğim. Evet, artık ölmesin diyoruz biz de. Horde liderleri. Yok. Yani zaten şeyde var. Shadowlands'de var. Demek ki öldüremiyoruz. Ya da işte... Zaten Shadowlands'taki ölümün nasıl işlediğini de orada öğreniyor. Evet. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani atıyorum, şimdi sen orada... Regin sonunda şeyi öldürsen işte o sayede var ya onu öldürdük diyelim. Ne olacak yani onu? Ha işte Shadowlands'taki ölüm olayını şimdilik şöyle açıklıyorlar. Alfa'da gördüğümüz kadarı şu. Yani anime olarak enerjisi kalıyor ve sonradan bir süre sonra bir tekrar bütünleşiyor. Yani bildiğimiz kadarıyla o. Yani ama detayını ve ne kadar süre sonra bu tekrar gücüye kavuşuyorlar, aynı karakter olarak mı geliyor yoksa işte farklı bir şekilde mi geliyor bunları bilmiyoruz. Ama biz orada oyuncu karakter olarak yani işte ruhumuzun oradaki halini görüyoruz ve ona geri dönüyoruz. Yani insan şeyi merak ediyor. Lan orada öldürdüğümüz herhangi bir düşmanın hiçbir anlamı kalmayacak. Yani bir noktada tekrar gelecek çünkü. Ama işte gelebilecek mi yani, bu Jailer'ın elinde olan bir mevzu gibi duruyor. Çünkü animaya dönüşüyor direkt olarak. Çünkü o zaman Shadowlands'da birini öldürmenin hiçbir anlamı olmayacak öyleyse. Yani. Mı işte bilmiyoruz, onu da gidince öğreneceğiz, şu anda böyle bir şey yok. Hayır, ben aslında bu arada şey de söyleyeyim. Arbiter şeye de karar veriyormuş ya. Karşısına gelen ruhun bir yere mi gönderileceğini yoksa ruh nehrine mi, yani Soul Stream'e mi katılacağına karar veriyormuş. Onu da söyleyelim yani. Aynen. Shadowlands'e geçen bütün animalar katılmıyor. Bayağı Shadowlands'in enerji akışına katılanlar da var. O yüzden zaten aslında ne kadar sorunlu bir düzeni olduğunu söylüyorum. Hani sen oraya ölmüşsün, seni nehre at. Nehre atıyor. Çok iyi. O kısmı petrole... var ya çok iyi. Evet. O nehir yani kısmı çok iyi abi. İnsanların çığlıkları, ağlayışları falan çok güzel yapmışlar. Evet. Çok güzel vermişler. Tamam. Ben onu bilmiyorum. Böyle... Yo, River of Souls diye geçiyor. River... Ama işte mesela bak orada da farklı bir muhabbet var. Yani eğer Traumral falan... Onu söyleyecektim benim ben. Aklıma benim de o geldi. Ya tamam da oradan Mav'a geçiyorlar işte. O River of Souls'a düştüklerinde... Eğer ölürlerse Tral ve işte diğerleri, o neden River of Souls'a kapılıp gitmiyorlar?
falan filan. Kral tepki yapıyor zaten. Delirtecek beni bu sesler falan. Evet evet, tepkileri veriyor ama işte ne bileyim yani, sanki ruh değiller ama yani beden formunda geliyorlar sanki. Bizim de başka bir teorimiz var. Animaları güçlü olduğu için o. Ondan mı? Biz de, tabii tabii. Animaları... Ya o zaman bunların kovanıtı da var diyebiliriz. Keşke işte bunlardan faydalanmak için, yani benim tahminim Jailer'ın bunlara işkence etme sebebi o zaten. Kaçabilecek gibi bir ortam veriyor ortam bunlara ve bunları devamlı mücadele içinde tutarak animalarını, o güçlü animalarını devamlı aktif halde tutuyor ve bundan faydalanıyor. Yani zaten Mav'daki yani animadan faydalanma mekanizması biraz bunun üstüne kurulu. Orada işkence ediyorlar işte oraya düşen artık normal şartlarda suçlulara, sonradan da bu animası güçlü artık hero'lara kim düşmüşse. Yani Mav'ın animadan faydalanma şekli bu. Bu şekilde kullanıyorlar. Hiç Annette benzemiyordum ya. Yüzüne ışık, adamın yüzüne bir nur geliyor. Bir kayboldu. Jailer bayağı Matrix'teki mimar gibi o zaman. Evet, olabilir. Yani Mav için öyle. Zaten Mav'ın yaratıcısı olarak geçiyor. Ve bütün Shadowlands'teki baş liderlerin hepsi o bulundukları düzlemin yaratıcıları. O Winter evet. Queen'i Ardenvald'ı yaratmış. İşte Denatrius, aynen, işte Revendreth'i yaratmış. Hep öyle geçiyor zaten. Hatta şey de var. Mav'ın adının Mav olmadığı öncesinde. Mav'a dönüştürüldüğüne dair. Evet, evet. Mav'ın eski hali falan diye bir muhabbet var aynen. O da zaten Jailer'ın göründüğü gibi olmayabileceğine dair. Evet. Hatta zaten Mav'ı gördüyseniz böyle bir taraftan, yek taraftan böyle patlama yaşanmış. Daha Torghast'a doğru bazı şeyler çekilmiş gibi duruyor. Yani orada var olan, işte kurulmuş olan mimari de yıkılmış durumda. Çok uzatmayalım Shadowlands'la ilgili konuşmaları. O meşhur ertelenen yayının sonrasına bırakalım. Ardından. Diyoruz. Çünkü burada konuştukça biz değiştikçe böyle şey damarımızda kabarıyor. Böyle biraz daha konuşamız, konuşasımız geliyor. Konuşamamış. Konuşamamış diyoruz ve ufaktan arkadaşlar biz bu yayını son verelim ve böylelikle Ejderha Sınıfları serisinin de sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar ve hem yaz geldiğinden mütevellit hem de Shadowlands hype'ını yüksek tutmak amacıyla diyelim. Bir sonraki Lore Konsey yayınını Shadowlands ile ilgili resmi yapılacak yayından sonraya saklıyoruz arkadaşlar. O nedenle bizleri bir haftalığına göremeyeceksiniz. Ancak bir sonraki hafta daha sert ve bomba bir şekilde ekranlarınız başında evet, olacağız, başınızda denmez diyorum ve konuşmayı öğrendim. Konuşmayı öğrendim. Bu yayını bitiriyorum ve sizlere veda etmeden önce Görkem'e verdiği ansiklopedik bilgilerden dolayı, bu Ejderha serisinde katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Murat Han'a yaptığı yorumlardan dolayı, Team Foil'inden dolayı, arada çıkıp bize laf sokmasından dolayı ona da ayrı bir teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sizlere katılımınızdan, bize soru sormanızdan ve bizleri desteklemenizden dolayı çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz bir arkadaşlar. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle. İyi kendinize geceler. Çok iyi bakın. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Hoşça kalın. Bye bye. Hoşça kalın arkadaşlar. Renkli rüyalar. See you guys later. Bye.